Spor gündemine hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Sevgili Serdar Sarıdağ ve sevgili Savaş Çorlu ile birlikte start veriyoruz. Tabii bugün bizim için milli maç önemli. Yani bugün öznemiz A milli futbol takımımız. Kıymetli arkadaşlarımla başlamak istiyorum. Önce şimdi Savaş, olayın neresinden bakalım? Ermenistan maçında öyle ya da böyle beğenilmedi oynanan oyunumuz. Ama kazandık mı? Kazandık. 3 puan mı? 3 puan. Aldık mı? Aldık. Sonrasındaki yaşananlar vesaire bunu ayrıyeten konuşuruz. Nasıl bakıyorsun milli takım Hırvatistan maçına sevgili Serdar Sarıdağ ile başlayayım müsaaden varsa? Tabii ki, ne demek. Yani şöyle söyleyelim Aykut. Tabii ki biz 3 puan başlangıcı önemli. İyi oyun yok ortada ama işin şu tarafından bakalım. Şenol Güneş de biz Dünya Kupası'na başladığımızda önce Hollanda, sonra Norveç, hem iyi oyun hem iyi skor, ne oluyoruz ya dedik. Ya biz bitirdik grubu falan diye düşündük ama çıkamadık, gidemedik. Playoff'lara kaldık. Burada da 3 puan ama çok bir oyun yok. Karamsarız. Fakat tam tersi olsun diye temenni ediyoruz, dua ediyoruz tabii ki. Fakat görünen köy de şimdi kılavuz istemez. Ha, Ermenistan'a karşı öyle oynarım, Hırvatistan'a karşı böyle oynarım dersen, Ermenistan kötü bir rakip değildi ki, iyi oynadılar. Hani rakibin kötü olur, sen de oynayamazsın. Bravo. Seni de oynatma. Ermenistan iyi oynadı. 1-0'dan geriye gelip öyle bir rakip karşısında 2-1'e getirmek de güzel, başarılı, alkışlanacak bir iş ama bireysel yetenek, bireysel tercihler. Yani Enes'in uyanıklığı, işte efendim mesela Orkun'un şutu, böyle bir 3 pas, 4 pas biz göremedik. Üçlü savunmanın çöktüğü, yani bu kadroyla üçlü savunmanın çöktüğü dönem. Üçlü savunma karşıtı değiliz. Ama bu üç stoperle üçlü savunma ne kadar mantıklı, ne kadar doğru, hep bu tartışılır. Bunu ben değil, sen değil, kamptaki oyuncular da tartışıyor hocayla. Futbolu, yani milli takımı bırakmış bazı oyuncular da tartıştı hoca. Bunlardan hocayla, bunlardan biri de Burak Yılmaz. O nedenle herhalde tahminim, belki hani bağlantılar olursa söyleyebilirler, yarın dörtlü savunma olur diye düşünüyorum. Bu akşam. Bu akşam pardon. Dörtlü savunma olur diye düşünüyorum. Zaten öyle. Bence kulağımıza öyle geliyor. Bu da olabilir. Yani bu da şu demek değildir yani. Ben hatamdan dönüyorum demek değildir. İnan, tercih meselesi. Sen Hırvatistan'a karşı üçlü savunmayla oynayamam diye düşünüyor. Ama bunu düşünen adam Portekiz'e karşı üçlü savunmayla oynadı ve Dünya Kupası'na gidemedik. Yani vazgeçmeyebilir de bazı hocalar, bazı teknik adamlar inadından vazgeçmiyor. Yani burada benim tereddütlerim var. Hayır, vazgeçmesin zaten inadından. Yani eldeki kadroyla, yani tabii, sen elinde şeker yokken sadece tuzla, unla pasta yapamazsın. Ya da diyelim ki vazgeçmedi. Muhtemel kadromuza baktığımız zaman ben mesela orada bir sistem değişikliği, mesela kadroda oyuncu anlamında değişiklik etmen lazım. İkinci yarı sana oyunu çeviren Ozan Kabak mesela üçlü savunmada bu maçta çok başarısız Ermenistan maçında. Yani kendi kalesine gol attı, özgüvenini kaybetti. Orada Merih Çağlar, Abdülkerim Bardakçı kadrodan çıkarıldı. Orada çok fazla oyuncu var. 6 tane stoperle aday kadro açıklandığı zaman vardı. Mesela Kerem'in oyuna sonradan girip gol attığı yerde acaba Kerem, Enes değişikliği olup Cenk, Kerem beraber mi olsaydı? Beraber olsaydı daha mı olurdu? Tercih edilebilir. Bu maçta olabilir ama böyle bir şey. Yani bu maçta benzer kadroyu görüyoruz. Ama bak şöyle şimdi bir zorluk var. Hırvatlar kendi evindeki ilk maçta Galler karşısında 1-1 berabere kaldı. Hırvatistan'ın hani burada yenilmeyelim düşüncesini geçtim, berabere bile kalma niyeti yok. Çünkü bir de Galler'le olası bir ikili rekabette de Galler'le ikinci maçın Galler'in sahasında. Biz de göreceğiz. Sevgili Savaş, o nedenle bugün bizim belki de Dünya Kupası'nda gördüğümüzden daha iyi bir Hırvatistan görebiliriz bugün. %100 katılıyorum burada da. Çünkü bir de şu var. Geçmiş dönemlerdeki rövanş duygusuyla da çıkacakları maça var. Çünkü çok fazla Slovan Bilişli döneminde falan atlayalım şöyle Fatih Terimli. Euro 2008. Hocam onların bizden rövanş alma ihtiyacı yok. Onların hocası dünkü basın toplantısında gerekeni söyledi. Ha, onu sonra soracağım ayrıca. Gerekeni söyledi. Ya sonuçta işin özü bazen bazı şeylerden vazgeçebilirsin. İnat iyi bir şey değildir. Savaş, bir Bursa'ya gidelim mi ya? Gidelim. Çünkü bizi aydınlatsın bakalım ne oluyor ne bitiyor Ahmet Selim. Gidelim. Tam heyecanın olduğu yere Ahmet Selim'e bir gidelim. Tabii Ahmet Selim dünkü basın toplantılarını da takip etti. Bursa'da da yağış başlamış. Devam ediyor yağış. Sevgili Ahmet Selim, söz sende. Aykut İnce, teşekkürler. Bursa'dan herkese selamlar. Milli takımımızın kamp yaptığı otelin önünden bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii dün burada gerçekten çok güzel bir hava vardı, güneşli bir hava vardı ama şu anda gerçekten soğanak yağış var. Yayın yapmakta
zorlandığımız anlar oldu, öyle söyleyelim. Ciddi anlamda yoğun yağış var. Maç saatinde yağmur beklenmiyor ama maç saatine kadar da bu sağanağın devam etmesi bekleniyor. Bursa'da tam 11 yıl aradan sonra milli maç heyecanı yaşanacak. Burada heyecan büyük. 43.361 biletin tamamı tükendi. Bugün çok az sayıda bilet daha, kısıtlı sayıda bilet daha satışa çıktı. O biletler de bitmek üzere. Akşam kapalı gişe oynanmasını bekliyoruz karşılaşmanın. Dolu tribünler önünde grubun en güçlü temsilcisine karşı kendi sahamızda galibiyet alarak Ermenistan maçında yaptığımız başlangıcı sürdürmek istiyoruz ki Hırvatistan'da ilk maçta evinde Galler'i ağırlamıştı ve bu maçta istediklerini alamadılar. Son dakikada yedikleri golle 2 puan bıraktı Hırvatlar. O yüzden onlar için de bu maç çok daha anlamlı hale geldi. Bunu da ifade edelim. Bursa'da 11 yıl sonra maç dedik. Şu ana kadar 8 milli maç oynandı Bursa'da ve bu maçların 3'ünü kazandık, 3'ünü kaybettik. İkisinde berabere kaldık. Dileğimiz ki bu galibiyet ve yenilgilerdeki eşitlik lehimize galibiyet olarak bu akşam bozulur. Çok kritik bir mücadele bizi bekliyor. Euro 2008'de ki O sezonun yıldızlarından Arda Turan'a da bu akşam bir plaket verilecek. 100 kere A milli formayı giymişti Arda Turan. Ona da bu akşam onurlandırmak adına bir plaket verilecek. Euro 2008'de unutulmaz bir zafer almıştık ama sonraki eşleşmelerde istediğini alan taraf genelde Hırvatistan olmuştu. Bunu da tersine çevirmek istiyoruz bu akşam. Tabii eksiklerden de bahsetmek istiyorum. Milli takımımızda Abdülkerim ve Tayyip sakatlandıkları için aday kadrodan çıkartılmışlardı. Bunun yanı sıra Hırvatistan'da da Bruno Petković aynı durumu yaşamıştı. Son maçta da maçı ilk 11'de başlayan Marco Livaja sakatlandı. Onun da bu maçta oynamasını beklemediğimizi ifade edelim. Sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Tabii ki muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum. Önce rakip Hırvatistan'ın beklediğimiz kadrosunu aktaralım. Kalede Livaković oynayacak defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağ bekte Juranović, sol bekte Sosa, merkezde Şutali, Gvardiol ikilisi. Orta sahada üçlü ki Hırvatistan'ın şüphesiz ki en güçlü olduğu hat. Modric, Brozovic, Kovacic üçlüsüyle sahaya çıkmasını bekliyoruz Zlatko Dalic'in. İleri uçta da yine sağda Kramaric, solda Perisic, Ivan Perisic ve ileri uçta da Peter Musa ile oynamasını bekliyoruz Hırvatistan'ın. Dün basın toplantısında da sorduk bizzat Perisic'e. Çünkü ilk maçta Kramaric bir pozisyonda kendisine pas atmamıştı ve o durumun ardından küfretti. Kameralara yansımıştı. Hırvatistan'da bu konu fazlasıyla konuşuluyor. Biz de bu soruyu yönelttik. Bu sorun geçti mi diye yönelttik. Cevap vermek istemediklerini, maça odaklı olduklarını, o pası verseydi sonucun farklı olduğunu ifade etmişti. Dileğimiz o ki bu tip bencil davranışlar bizim maçta da devam eder diyelim. Hırvatistan tarafında da böyle bir durum söz konusu. Milli takımımızın muhtemel 11'ini de aktarayım ben size. Kalede Mert Günok'un forma giymesini bekliyoruz. Dörtlü bir defans attı. Bu maçta geçen maçı üçlüyle başlamıştık. Bu maçta dörtlü bir hat bekliyoruz. Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi hattıyla sahaya çıkmayı öngörüyoruz. Stefan Kuntz'un orta sahada Orkun, Hakan, Salih, Avrupa'da forma giyen 3 tane formda oyuncumuzun da bu akşam ilk 11'de sahaya çıkmasını bekliyoruz. Ve ileri uçta da sağ tarafta Cengiz, sol tarafta Kerem ve forvette de Enes'le milli takımımız Stefan Kuntz'un tercihlerde bulunmasını bekliyoruz. Bursa'da dediğim gibi yoğun bir yağmur var. Biz de aslında bu ilk yayınlarımızda maçın heyecanını, şehir içindeki coşkusunu aktarmak istiyorduk ama şu anda tabii ki böyle bir şey çok mümkün değil yağıştan dolayı. Dileğimiz o ki hava güzelleştikçe biz de hem maça dair heyecanı hem stat etrafındaki coşkuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğimizi belirtelim. Ve şimdilik burada yayınımızı noktalayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce. Evet, Bursa'dan devam edelim. Dün teknik direktör Stefan Kuntz'un basın toplantısında söyledikleri önemliydi. Bir kulak verelim, daha sonra Dalic'i de izleyeceğiz. Evet, taraftarımıza da Bursa'daki seyircimize de sonuna kadar güveniyoruz ki dolu tribünler önünde oynanacak. Full. Stat full. Kuntz'un basın toplantısı için yorumlarınızı rica edeyim. Savaş, senle başlayayım. Takıldığın yerler var mı hocanın söylemlerinde? Ya İsmail'ler galiba soruyu soruyor. Bu kadronun şampiyonaya gidecek kadro olması için yeterli olduğunu çok net bir şekilde kısa ve öz cevapladı. Takıma demek ki güveniyor. Oyuncularına güveniyor. Açıkçası herkes Kuntz'la aynı görevde mi bilmiyorum. Baktığımız zaman
Evet, kadro geniş. Ama belli bölgelerde, mesela forvet bölgesinde bugün Enes var. Bana göre o kadroda, muhtemel kadro tabii ki ama Cenk olsa sanki daha sağlıklı olur gibi. Ya da Onur oyuna girdikten sonra çok daha başarılı bir sağ bek mevkinde oynuyor. Beşiktaş'ta da formda. Orada Zeki var. Diğer taraftan bu Abdülkerim Bardakçı olayı, bir de bu Ramazan olayı. O konuyla ilgili senin bilgin var mı Abdülkerim Bardakçı? Bizim şu anda yapılan açıklamalar doğrultusunda bilgimiz var. Ama bir gerçek var ki, ya milli takımda görevden kimse kaçmaz. Kaçmamalıdır da. Bu kadar milli takımı arzulayan, bu kadar isteyen bir Abdülkerim Bardakçı'nın forma artık ayağına bile ağzına kadar gelmişken, yani hani forma derler ya aslanın ağzına diye. Oraya kadar gelmiş. Oradan 3 gün sonra kamptan ayrılması. İlk açıklama, Galatasaray tarafından açıklama. Ya bir değişik bir süreç ya. Hakikaten değişik bir süreç. Yani sonuçta baş ağrısı önemlidir. Baş ağrısı bazen çok farklı yerlere götürebilir sizi. Orada diyor ki Kunt. Zaten tartışma burada başlıyor. Diyor ki Yener Hoca, Yener'ince kulağı çınlasın. Biz diyor, bu arada bizi de Ankara Şehir Hastanesi'ne izliyorlar. Beyin ve sinir cerrahı doktor Tolga Öz. Selamlar olsun Ankara'ya. Doktorlarımıza. Tüm sağlık çalışanlarına. Şimdi diyor ki Yener Hoca, Yener'ince. Biz diyor, her şey bizde stabil. Oyuncuyu göndermişler. Biz de kontrollerini yaptık. Ve bu maçta oynadı. Dün de Kuntz diyor ki, ama diyor bir tane diyor kadın bir doktor vardı, Abdülkerim'in doktoru, o oynayamaz dedi diyor. Ya bak hep dedi şimdi, dediyle gidiyor. Ya milli takım Galatasaray böyle hep dedi ve iddia dili olur mu ya Galatasaray'da? Kuntz'un ilk açıklaması 15 günden falan bahsetti. Yani biz bir tetkikleri yaptık. Sayın Yener İnce'nin açıklaması milli takımdan bize gelen bilgi sağlıklı bir şekilde gönderilmesi uygun görüldü. Oraya kadar bir şey yok. Yener İnce gece geç saatlerde açıklama yapmak zorunda kalıyor. Ya bu süreçte herhalde en masum kişi futbolcudur diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani futbolcu bu görevden kaçmaz. Araya kimse zaten kaçtı demiyordur herhalde. Tabii, yok. Ama bir yanlışlık var. Bir şey. Eksik olan bir şey var. Yanlışlık yok. Doğru yapıldı. Bence prosedür çok doğru uygulandı. Tamamen açıklamalar üzerinden gidiyorum. Kuntz da çok güzel söyledi. Doktora hanım milli takımda yani Abdülkerim milli takımdayken milli takımın spor salonundaki hastanedeki doktora hanım ki %99.9 nörolog. Yani kas ve adale sakatlığına bakan hocalarımız genelde milli takım kulüp doktorları oluyor ya. Bu durum farklı. Dolayısıyla oradan gelen rapor karşısında Stefan Kuntz'un hiç kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Çünkü tıpla kavga edemezsiniz. Tıpla tartışamazsınız. Mümkün mü? Hele nöroloji alanıysa. Ha ben tıpla kavga eden antrenörlerle falan duydum meslek hayatımda. Doktorla bağıran, çağıran. Yani öyle bir şey duyduk. Ayrı. Ama bugüne gelecek olursak ve beyinle ilgili bir şey olduğu için iki günde hastanede yattığı için oynayamaz raporu değil de oynaması risklidir raporu bence o. Şimdi milli takım orası kulüp değil. Biri gider birini bulursun. Çünkü kısa vadede iki tane maçım var. Yani bir fikstür, bir lig, bir sezondan bahsetmiyoruz. Yani Türk pasaportlu bu seviyede forma giyebilecek tüm stoperler milli takımın oyuncusudur. Dolayısıyla Abdülkerim'i böyle bir durumdan dolayı riske atmayalım. Ha çıkardılar kadro. İki gün sonra bu sefer Galatasaray'ın sponsorluğundaki hastanede tedavisi, kontrolleri yapıldı değil mi? Öyle. Yapıldıktan doğru, sonra aynı, doğru, şu durumda kadar bir doğru. Şey yok. Bir hazırlık maçı, yani bir resmi maçta diye hazırlık maçında forma giydi. Bu adam forma giydi, niye oynatmadı? Bunu diyemezsin. Ama burada olması lazım. Hayır bak bunu diyemezsin. Çünkü bu adam... Kim diyemez bunu? Yani sosyal medyada tamam. Yazan gazeteci, yorumcu, tarafta bunu diyemez. Kuntz diyor ki burada olması lazımdı diyor. Kuntz da onu güzel söylüyor. Eğer iyiyse burada olması lazımdı. Ama o zaman gönderdiğin zaman tekrar bir daha çağırabiliyor musun? Ya da geliyor mu orası şey mi? Dışarısı rehabilite merkezi mi? Doktor orada raporu dışında Stefan Kuntz tebrik ediyorum ki çok eleştirdiğim bir adamdır saha içinden dolayı. Tercihlerinden dolayı diyelim daha doğrusu. Saha içi bizim işimiz değil. Ama tıbba saygı duyuyor. Bir şey diyemez. Ama en şimdi bak Gürcan abiyle, Gürcan abiyle dün burada Artı Futbol'da Levent abi, ben Gürcan abi, Onur çok güzel bir yayın oldu. Gürcan abi bir örnek verdi. Böyle migrenden bahsetti.
migren atağından, krizinden birisinden ve doktorun ona söylediği bir 10 gün araba kullanma. Bak, bir 10 gün araba kullanma. Böyle bir durum. Şimdi bu farklı. Şimdi bak şey yazıyor Abdülkerim, mesela. Abdülkerim sahada çok bak, pardon Abdülkerim sahada araba kullanmıyor, oynayabilir kendini hissediyorsa. Gomis de oynuyor. Bayılmışlığı yok mudur? Bak şey diyor hala. Doktor Tolga Öz Hoca diyor ki beyin cerrahı. Tamam. Diyor ki en tehlikelisi baş ağrısıdır diyor. Beyin cerrahı yazıyor. Abi şimdi ona diyor ya baş ağrısı. Baş ağrısı. Baş ağrısı. Tolga Öz Hoca diyor ki Aykut diyor en sıkıntılı şey baş ağrısıdır. Ve bunu hemen müşahede altına almak lazım. Kontrol altına almak zorundasın. Hemen acil diyor yani. Yani bunun bu şeyi işte yok. Şakası yok diyor yani baş ağrısı. Yani hiçbir maç öyle diyor hoca. Abdülkerim'in beyninden baş ağrısına önemli değil. Bu hiç, kadar net. Hiç de değil. Ben de Stefan Kuntz'un yerinde olsam almam. Risk abi. Ha sonradan niye öyle söyledi? Oynuyorsa burada olması lazımdı. O ayrı. Diyorsa o ayrı. Buna orada bir şey, orada bir şey var işte yani. Orada bir ben, sistem var. Orada ben, bir gönderme ben, var. Bence tamamen prosedür. Abi orada sistem var. Ben onu söylüyorum yani. Ba, bence prosedür. Buradaki... Belki şundan gönderme. Yani Galatasaray'ın sağlık iletişimi genel incelenin alanı ne? Ortopedi. Beyin cerrahı değil. Tamam. Bak şimdi beyin cerrahı yazdı değil. Şimdi mesela. Şimdi Yener Hoca da yani kafasına göre konuşmuyor. Elbette meslektaşlarıyla konuştuktan sonra bunları açıklıyor. Yener yani Hoca... ben böyle teşhis koydum falan demiyor. Ama burada ne oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Bu açıklamadan sonra işte Galatasaray taraftarları onlar bunlar işte sosyal medyadaki fenomenler falan bizler hepimiz ya ne oluyor falan bir şey mi var değil. Milli takımdan mı gönderiyorlar çocuğu? Yoksa çocuk mu milli takımdan kaçıyor? Böyle bir şey yok. Ha Abdülkerim çıkıp bir açıklama yapsa ben bir şey diyemem. Konuşsun. Ama bir tek Sezgin abiye yaptığı bir açıklama varmış herhalde. Abdülkerim, Sezgin gelmez ama. Ne konuşursa konuşsun. Yanlış anlaşılır ki burada. Ya burada sıkıntı şu. Yener Hoca'nın senin söylediğin gibi sponsor hastanede gece geç saatlerde o açıklama yapmak zorunda kaldı. Bir falandı galiba o açıklama geldi. Evet. İlk açıklaması Yener Hoca'nın. Yani sponsor hastanede tetkikler tamamlanıyor. Bizi milli takımdan gönderdiler. Burada bizim Abdülkerim Bardakçı'yı biz çağırmadık. Gelin burada tedavisini yapalım da demedik. Milli takım aday kadrosundan çıkartıldı. Biz gerekli tetkikleri yaptık. Beyin cerrahi, nörologlar görüyor. Bir şekilde kısa bir sürede müşahede altında kalıyor. Ondan sonra tekrar Galatasaray kampına. Milli takım şunu diyecek yani. Tamam orada tedavi normal bir şekilde geri gel. Ben ya burada yıpranan bir kişi varsa herhalde Abdülkerim Bardakçı. Şimdi, hayır bence Kuntz. Bu açıklama Kuntz'u zor durumda bırakıyor biraz. Ya Kuntz'un suçu yok. Ben yavaş yavaş taşlar yerine kafamda... İlk maçta... Yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor. Ben gazeteciyim ya şimdi burnum koku aldı. Ne diyorsun? Genel yorumun ne? Bu Kuntz'un üzerinde, üzerine yapıştırılmak istenen bir durum. Ama ilk açıklaması bak, zaten... Ben Türkiye kamptan... ben Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıyım değil mi? Mesela şu an. Ben Kuntz'u bu maçtan önce gönderirim. Allah Allah. O ayrı. Bak o ayrı. O kadar eleştiriyorum. Ona bakarsa bir biraz dakika, daha bitireyim. Geri. Hayır, biraz bak, daha bu bitireyim. Maçtan önce de iyi gireyim. Abi bitirim. Yarım kaldığı zaman sosyal medyada bu sefer caps yapıyorlar. Bitirim. Doğru. Ben gönderirim. Bak şimdi. O kadar ağır eleştiriyorum. Ama burada bence Kuntz'u hedef alıyorlar. Ama şimdi Ermenistan maçından hemen sonraydı galiba. Ben şimdi, 15 günlük şimdi anlıyorum bahsetti. Olayı. 15 günlük süreden Kuntz'u o yüzden gönderme yapıyor. Madem iyiyse burada olmalıydı. Mesela şey sorusu ama olan milli takım oluyor o zaman. Ben sana onu reklam arasında o anlatırım. Zaman olan şimdi milli takım benim oluyor. Kafamda oturdu taşlar. O zaman da milli takım oluyor olan. Kuntz'tan sonra milli takıma kimler gelir onu düşün. Abi ben burada yenildikten sonra kim gelirse gelsin. Ya var işte Savaş ben sana yolu gösteriyorum. Bak gazeteci adamsın ya. Ya diyor ki Kuntz'un altına oyuyorlar. Ben şu an ondan şüpheleniyorum daha net değil. Ya ama tamam da Kuntz'un... Bak eleştirdiğim adam. Şimdi, hoca da o yüzden gönderme yapıyor söylediği bence. Anda, söylediği anda taşlar yerine oturması gerek yok. Hepsi şu anda belli. Bak, hepsi belli şu anda. Milli takım şu anda... Bak Kuntz'u şöyle eleştiririm. Sağ içi şey yok, oyunu okuyamıyor falan. Bunlar ayrı. Konuşursun. Ama burada sanki nörolog... Yani şu an elde bir nörologun, bir doktorun, bir beyin cerrahının raporu varken... Raporu varken... Yani tıp okumuş... Ömrünün 50 senesini tıbba vermiş. Yani onlar mezun olduktan sonra okumaya devam ediyor. Öyle değil. Varken bu tartışma çıkıyorsa bence burada Kuntz'un altı ve bu tartışmalar olurken şu masaya yumruğunu vuran mı vurdu? Böyle bir yönetici burada vardı. Burada da
Abdülkerim'in de suçu yok, o ayrı. Abdülkerim, şunu Abdülkerim en masum kişi de. Burada bu sonuçlar olurken federasyonda bir tane yönetici çıkıp da demiyor. O masaya yumruğunu vuran var diye böyle elenip gidemediğimiz Avrupa Şampiyonası'ndan sonra böyle Sayın Amin Atatürk. Elini vuran Ahmet Altıntop. Çünkü konuşmuyorlar şu anda abi. Bir tek Kunsa vur dediği gibi yani. Şimdi baktığın zaman bu süreçle ilgili milli takım sağlık heyeti konuşmuyor. Milli takım yöneticiler konuşmuyor. Sayın Ahmet Altıntop konuşmuyor. Ve baktığın zaman şu anda Kuls'la Abdülkerim Bardakçı arasında biz böyle bir maç var bu akşam. Puan kaybetmen halinde ya da kaybetmen halinde çok ciddi riskler alacak. Biz yerine kimler gelebilir? Şimdi onu konuşacağız. Adil herhalde. Olalım. Şöyle adil olalım. Şimdi mesela şey sorusu da belki de manidardı. Hırvat gazetecinin Ramazan ayını kullanarak, oruç mevzunu kullanarak Kuntz'u sanki hedef alan bir soruydu o. Bu soru yabancı bir gazeteciden mi gelmiş? Evet evet, Hırvat gazeteciden. O. Tabii. Ben bizlerden geliyor. Genelde hayır. Ben bizden alışıyorum. Ben gerçekten orayı kaçırmışım. Şey, sonra orada şey dedi işte Kuntz. Bizden çıkan haberler dünyaya böyle yayılıyor. Ya ben Stefan Kuntz'un asla ve asla oruca, Ramazan'a veyahut İslam dinine bir saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Aklımın ucuna dahi gelmiyor. Bunu yavru haber de çıktı. Bu çok yanlış bir şey. Böyle bir haber çıktı. Haksızlık değil mi? Oyuncu isimleri vermiyor. Şimdi çocukların isimlerini söylemeye gerek yok. Teravih saatinde analiz böyle bir tartışmalar oldu. Evet ha. Bak böyle bir tartışmalar da oldu. Ben de zannetmiyorum. Yani bu işi hocalar yapmıyor ki. Bu işi milli takımlarda, kulüplerde biz Ramazanları gördük. Biz cumaları denk geldik, kampları denk geldik. Bu işi kulüp personelleri ve milli takım personelleri organize eder. Bravo. Hoca karışmaz. Hoca da gelir söyler. Hocam bu saatte işte çocukların cuması var. Bu saatte teravihsi var. İftarı var falan. Avrupalı hocalar hiç karışmaz. Hiç karışmaz. Şimdi kafamda taşlar oturuyor ya. Bu da birinci ayağı. Bak şimdi. Bu tartışma da birinci ayağı. Stefan Kuntz hedefte ama bu şekilde gelmeyin. Stefan Kuntz'u gönderecekseniz, eğer eleştirecekseniz saha içini konuşun. Çünkü hakikaten büyük sıkıntılar var. Ama onun dışındaki olaylarla eğer öyleyse, ki ben öyle olduğuna inanıyorum. Benim şüphelerim o tarafa doğru gidiyor. Bu olay adam Ramazan ayı geldiği zaman, ne zamanki Ramazan ayında bir futbolcunun performansı düşüyor konuşuluyor. Galatasaray'da geçmişte Feghouli. Her Ramazan ayında tartışılan bir oyuncuydu. Geçmişte işte kıldığı namaz, tuttuğu oruç, hatta maç oynarken ezan okuyunca su içen var mı falan, bunları hep böyle bakıp takip ederdik. Avrupalı bunları yapmaz. Yapmaz ya. Bizimki, ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Prandelli bizle beraber Avusturya kampında biz oruçluyuz. Dedi ki böyle Ramazan çok da saygı duydu. Yarın ben de oruç tutacağım dedi. Gerçekten bizle beraber oruç tuttu. Tuttu. Bizim mesela ülkemizde yurt dışındaki insanların Ramazan'a çok daha fazla saygısı var. Serdar sen yıllardır kamplardasın, biz kamplardayız. Ya bir gün Alanya'da bir oteldeyim. Maçtan gece geldim, sahur yapacağım dedim. Bana demişim, bana sahur yapacak tabak vermediler parasını ama. Avrupa'da bak, İngiltere'de, Avusturya'da gece antrenmandan geliyordum. Yemin ediyorum sen de şahitsindir. Odamda peynir, bak peynir, domates, sandviç oluyordu. İngiltere'de bir gün yine Stanford bir içte var o görüntüler. Ver Allah aşkına Aslı. Bak o görüntüler var. Stanford bir içte. Evet, dün çok daha iyiydi, doğru. İlk kez böyle bir şey oluyor. Ne güzel bir şey bak. Ya İngiltere'de adam bana gece süt oruca verdi ya. Karşı saygı süt var. Tok tutar dedi Serdar ya. Ben sana yemin ediyorum gece otelde adam süt tok tutar dedi ya. Bizim meslektaşlarımızdan biri pasaportunda sıkıntı var. Gittiği ülkenin havalimanında işte tercüman geliyor, çeviriyor, bak, meviriyor. Görüntü. Evet. Çok medenice, çok akşam arkadaşlarla biz iftar saatine yakındı onu beklerken. Yani ben bir şey görüntüleri izlerken ne kadar güzel dedik ya. Bu durum bak İngilizler ne güzel futbolda, neden bu futbolu dünyada izleyenlerin büyük bir çoğunluğu arasında Müslüman ülkeler var. Ne kadar kucaklayıcı, ne kadar güzel. Akıllı hareket ve kucaklayıcı, güzel hareket, doğrudur. İngilizlerin bu tarafını seviyorum, futboldaki bu yönünü çok çok seviyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum, eğer futbol bir insan olsaydı İngiliz olurdu diyorum. Yani... İngilizler bunu gerçekten yapıyor. Futbol olay, kültürü muazzam. Şu olay bizde olsa şu anda iftara bakıp bir top getirirlerdi, yanında sahaya girip top oynarlardı. Şimdi ben deminki hikayeyi anlatayım. Arkadaşın pasaportunda soru çıkmış. Sevgili Aykut, kampa geliyor çocuk bak. Bir futbol kulübünün kampına gidiyor. Hangi ülke? Almanya'da. Hatırladım. Ondan sonra Almanya'da pasaport polisi tabii alıyor, götürüyor. Gözaltı resmen. Hatırladım şimdi kim olduğunu. Ondan sonra kim olduğunu hatırladım. Seccade getiriyorlar. Bak seccade getiriyorlar, tak getiriyorlar, tespih getiriyorlar. Bu ne diye soruyor çocuk. İşte siz Müslümansınız, hani bu gözaltı süresinde ibadetinizi... Bak ne çok güzel. Güzel. Ama çocuk demiş ki ya demiş Allah rızası için. Tamam teşekkür ederim. Allah rızası için bir su verin.
bir peynir ekmek verin ya, ölüyorum açlıktan, susuzluktan demiş adam. Ama o tarafını biri düşünüyorlar. Dolayısıyla hani yabancıların kültüründe bu tür şeyler. Çok yani, saygılılar yani. Hırvat niye Kuntz'a sormuş bunu? Çözemedi. Bir de Ermeni... Bir art niyet mi vardı? Ermenistan'da da bir soru sordu bir Ermeni gazeteci. Dedi ki, Ermeni meslektaşımız dedi ki, işte dedi bu yenilirseniz dönebilir misiniz Türkiye'ye? Kuntz da şaşırdı. Ne demek? Dedi, aklım öyle... Ama o siyasi tarafından sordu. İşin anladın mı? Türkiye, Ermenistan'a yeniliyor. Onların gözünde öyle. Kuntz tabii bunu bilmez. Ne bilsin Türkiye ile Ermenistan nereden arasında geçmişte yaşananları? Dolayısıyla onun, o gazetenin sorduğu sorunun niyeti, içeriği, yani manşet çıkarması spor sayfası için değil, siyasi sayfa için manşet çıkarmaya çalışıyor. Burada da Hırvat gazeteci acaba niye sorduğunu, kritik maç. Çok kritik maç onlar için. Bugün Hırvatistan yenilsin, geçmiş olsun. Evinde Galler'e yenildin, Türkiye'ye yenildin. Bir tane Galler'i deplasmanda yenmen lazım, şart olur şart. Senin sahandaki Türkiye maçı da çok garanti bir maç değil. Anlatabildim mi? Şu Serdar, bazı soruları, sorunların arkasına bakacağım. Amil takımın o teknik direktörlük koltuğunda oturacak kişinin baktığın zaman, ben bunu daha önce Beşiktaş, Fener, Galatasaray için stajyeri değildir abi. Amil takım tecrübeli en üst düzey teknik adamlar getirilir o koltuğa oturacak. Geldi daha önce. Geldi, başarılı olmadı, gitti ayrı ama ya o gün geldiği zaman da konuştuk. Ya siz Ümit Milli Takım'ın başında Almanya Milli Takımı'nı beklemiş, görev alamamış bir adam getiriyorsunuz. Şu anda CV'sine kocaman bir Amil takım teknik direktörlüğü yazacak abi. Şu andaki Stefan Kuntz'un en büyük başarısı ya da CV'sinin en başarılı yazacağı neresidir Serdar? Burası değil midir? Yani şu ana kadar kariyerinde. %100. Şu andaki kariyerinde amili takım seviyesinde bir CV'sine teknik de adamlık yazacak. Ben bundan önce Almanya milli takımın için ismi geçen 3-4 hocanın arasında Stefan Kuntz ismi de vardı ya, basında çıkıyordu. Ben şu an inanamıyorum nasıl çıkmış o isim diye. Şu Kuntz'u görünce inanamıyorum. Bir daha söyle. Bakın Alman basınında Alman milli takımını çalıştırmaya aday hocalardan 3-4 tanesinden biri de Stefan Kuntz haberleri gördüğümde, Ümit milli takımında o şampiyonluğu yaşamış, o başarıyı elde etmiş. Alman Ümit milli takımı U21 ile başarıyı elde etmiş bir adamın A milli takımına aday olması gayet normal diye düşünmüştüm. Ama şu an bakıyorum bu Kuntz acaba gerçekten yazıldı mı? Bu Kuntz'u mu yazdılar diyorum. Bu Kuntz'u eğer buradaki gibi işliyorsa, bizim burada diploması olmayan adamları milli takıma yazıyorlar, kulüplere yazıyorlar. Eğer buradaki gibi işliyorsa orada da aynısı olmuştur. O başka gayet konu. Gayet normal diyorsun yani. Buradaki gibi işliyorsa menajerlik sistemi... O diploma olayı başka konu. Diploma olayı, menajerlik, burada bir menajerlik sistemi var. Gelmeden PR'ı yapıldı. Bana biri ne dedi biliyor bana musun? Bana Kuntz ismi... Bana kulüpler hoca bulamaz dedi. Hocalar da kulüp bulamaz dedi. Hocaları, kulübü menajerler bulur dedi. Eğer bir hocaya bir kulüp... Dünya üzerinde söylüyorum ama ülkemizle ilgili değil. Bir hocaya bir menajer kulüp bulduysa oyuncuları da o menajerden alacak. Bu kadar çok net. İlginç. Bu bunlarla ilgili hep söylüyorum. Saatlerce program yapsak, bu menajer ilişkileri, kulüp ilişkileriyle ilgili saatlerce program yapsak... Dünya futbolunun en büyük sorunu o zaten. Yani, dünya futbolunun en büyük sorunu, doğru. Peki sen katılıyor musun? Yani Kuntz'un bu tip sorularla yıpratıldığını sen de düşünüyor musun? Serdar gibi. Ya Kuntz bir defa ben şüpheleniyorum şu an. Kuntz bir defa kendi kendini yıprattı bu açıdan. Bak o ayrı Kurt Hoca bu tip şeylerde çok fazla diyecek ki bu olayda milli takımın... Şimdi aynı açıklamayı Almanya'da yapabilir mi Serdar? Güzel soru. Soruyorum sana. Aynı açıklamayı Almanya milli takımın başında olsa yapabilir mi? Hangi açıklamayı diyorsun? Birçok açıklaması. Abdülkerim Bardıkçı ile ilgili açıklamasını yapabilir mi? Ama açıklamasını bir daha söyleyelim Abdülkerim'le ilgili. Ters bir şey var mı? Yok, bir öncekinde bir şey farklı. Bir öncekinde 15 gün kadar yok diyor mesela. Ama biz bu açıklama üzerinden konuşuyoruz. 15 gün öncesi. Hayır kadar... Bir önceki Ermenistan maçından sonra soruldu zaman. Şu anda bu basın toplantısında yine burada olmalıydı diyor. O zaman ayrıldığını saygıyla ayrılması lazımdı diyor. Ayrılması gerekiyor. Çünkü rapor öyle gelmiş adama. İşte Almanya'da bunu yapamazsın. O ya zaten gelmiş. Almanya'da bu şey konusunda bu kadar belirsizlik olmazdı. Almanya'da böyle bir çok daha şeffaf olurdu. Yani burada doktorları suçlamadan da söylemiyorum. Milli takımın doktoru kim? Şimdi aklıma gelmedi. Orada sürekli değişkenlik var. Kimse bilmiyor. Daha önce mesela orada bir meslektaşımız aramış. 5 kişiye sormuş, bulamamış. Eskiden milli takım teknik doktoru teknik direktör kadar tanınırdı. Çok net. Bak teknik direktör kadar, kulüp doktorları falan. Şimdi böyle bir şey yok.
Ya sistemde bir yanlışlık var. Şu anda orada baktığın zaman. Tabii canım, iletişimde ciddi sıkıntı var. Milli takımın başında. Milli takım seviyesinde bir, yani Türkiye seviyesinde bir milli takımda bu belirsizlik olmamalı. Ya az önce de ifade yaptım. Basın sözcüsü, futbol şube sorumlusu ortalarda yok. Konuşması lazım. Ha, belki yapması lazım. Şimdi şu olabilir belki ama bilmiyorum, burada olur mu? Eskiden bundan 15 sene önce falan galiba, Werder Bremen'in bir kulüp doktoru vardı. Gazeteciler, adam yeni gelmiş. Bir oyuncunun sakatlığı ilgili gazeteciler soru sormuş. Hı hı. Demiş, nedir durum? Size demiş açıklama yapamam demiş. Neden demiş? Kulüp mü izin vermiyor? Yok demiş. Hipokrat yeminim var benim demiş. Hastalarımla ilgili basına açıklama yapamam diye. Adamı hemen ertesi gün kovdular. Ama söyleyemez. Abi burası kulüp ya. Bunu söyleyemez. Yani adam kanser değil, bir şey de sakatlık, futbolcu sakatlığı, idmanda sakatlanmış. Işte şey var. Bu kulüp, bu basını bilgilendirmek. Basını bilgilendirmek tamam. İçin resmi sistem var orada, eğer ya, bir şey var. Resmi abi, siteye koyacaksın. O hasta ayrı hakları... bak. Sonuçta gene doktor açıklama yapmış oluyor. Adam ertesi gün gönderdiler, böyle bir şey yok dedi. Basınla kulüp iletişimi sağlanmalı. Adamın özel bir durumu değil. Şimdi... Saha içinde rakip çift almış, ödem olmuş. Aykut. Onu soruyorlar. Eğer ki olur ya hani şey kanseri gibi... Neydi Dortmund oyuncunun adı? Hmm. Onun gelişimiyle ilgili herkese bir bilgi vermek zorunda değil doktor tabii ki. O başka bir şey. Şimdi mesela bizim bir önceki dönemde Selim böyle bir şey olmaz herhalde. Hipokrat yemininin durumu yok burada. Selim Soydan. Her maçtan sonra antrenmanlarda mikrofonlar uzatıldığı zaman konuşuluyordu, bilgiler veriyordu. Bu konularda şu anda bakıldığı zaman da bu biraz eksiklik var yani. Yani işte o yüzden eksiklik olduğu için zaten biz değil mi bu çok? Evet. Neden ben için ya demeye başladık? Serdar'ın söylediği Kuntz konusunda şimdi bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan ben de taşları üstüne koymaya çalışıyorum. Yani ama Kuntz'un için bir taşı üstüne koymamak yok. Yani Kuntz daha koymadı ki taşı üstüne taş. Geldiğinden beri bir taş üstüne bir taş koymadı ki. Seni de rahatsız eden bir şey var değil mi konuda? Abi olmaz olur mu? Ya şu anda iki tarafın açıklamalarına baktığın zaman tekrar söyleyeyim, en masum kişi Abdülkerim Bardakçı'dır. Kuntz belki bu işe girmekle gelen soru hedefte gösterilmeye çalışılabilir. Ama milli takım için Kuntz'un geldiğinden beri ben tek böyle faydalı bir şey yaptığını düşünmüyorum. İşte oyuncular buydu. Gelen oyuncular zaten belli. Bırakanlar oldu. Üstüne ekstradan bir futbolcu bulduk, çıkarttık mı? Hayır. Buradaki oyuncular bir aşağı bir yukarı zaten belliydi. Ama milli takımda genel alanda, Ümit milli takımda uzun zamanda bir değişim bekleniyordu. Beklendi oyun bir de. Tolunay Öze gitti. O da geç kalınmış bir karardı bana göre. Şimdi de Levent Hoca geldi. Levent Hoca geldi. Ekibi geldi, hayırlı olsun. Daha önce birçok isim yazdılar. Yazılan isimlerin hiçbirisi olmadı. Serdar'ın dediği gibi bir şekilde yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Diploması varmış, yokmuş denilmiyor. Ama Kuntz için bu akşam belki de son turnuvası olabilir. Gönül ister ki Hırvatistan'ı yenelim. Bursa'da 11 sene sonra maç oynuyoruz. Ben de orada maça gitmeyi özledim. Çünkü çok güzel, senin hatta memleketin. Güzel bir stat yapıldı. Son maçım olur diyorsun ya. Yenilirse son maç olur. Son maçım olur, son kampım olur, son ya akşamım bunu... olur. Çünkü ya bizim yerli teknik adamlarımızla bile bu kadar müsamaha gösterilmedi ya. Bu kadar kredi, hani Şenol Güneşler, Fatih Terimler, son yıllara baktığın zaman isimler üzerinde. Şu anda Kuntz bence bir kamuoyu yoklaması yapılsa. Şenol Hoca da kendisinin milli takımda neler yapıldığı konusunda, arkasından ne işler çevrildiği konusunda... Bir zahmet çıksın konuşsun ya. Konuşmaz diye. Başkaları konuştu. Önce hocanın konuşması lazım. Herhalde zarar görmesin takım diye. Arkasından kimler iş çevirmiş, kimler ne yapmış bir konuşsun ya. Ya şimdi bununla ilgili çok şey söylerim de neyse. Ben konuşursam şöyle olur, ben konuşursam böyle olur. Konuşun abi. Mevzu şu anda amili takımsa ya bir kere zarar göreceksin ama yeniden birçok şey değişecek. Bir kere ya, bir kere bir sirkeleneceksin. Herkes etendeki taşları dökecek. Ondan sonra ne oluyorsa olsun. Fatih Hoca da böyleydi. İşte ben konuşursam şöyle, ben sezon bitince konuşacağım. Ben konuşursam böyle olur. Hep karşılıklı, hep askıda kalıyordu. Konuşacaksınız abi. Konuşmadığınız zaman olmuyor. Şimdi Stefan Kuntz buradan gittikten sonra konuşsa da kimse dinlemez. Onu da söyleyeyim ya. Serdar dinler mi? Stefan Kuntz buradan gittikten sonra konuşsa da kimse dinlemez. Abdülkerim şöyle konuşmaz. Olmuştu, böyle olmuştu falan diye. Ya, ya. Öyle mi diyorsun? Konuşsa da kimse dinlemez ya, abi. Abdülkerim'le ilgili bir şey demez çünkü... Adam doğru takımda şunu mu söyleyecek? Doktor raporu var. Raporu göre bana, hareket edecek. Bana şunu yaptılar. Bana bizde çok oluyor Türkiye'de mesela. Benim ayağıma işte buz kabuğu koydular. Öyle şeyler algı yaptılar. Söyleyebilir. Yani zannetmiyorum. Ki olmuş da olabilir bu arada. Onu da ekleyeyim. Ben zannetmiyorum. Bu zamana kadar yani arkasında ben... kapı gibi duran bir Amit Altıntop vardı. Kaybetse de yine durur. Daha önce hatırlayalım. Masaya yumruğunu vurduğu zamanlar oldu. Yani eleştirileri sıcağı sıcağına gelip daha önce gidelim Şenol Hoca zamanında Burak Yılmaz geldi.
Ya bu kadar olur mu ya? Maç bitiyor. 10 dakika geçmemiş. Telli telli televizyondaki yorumcuya cevap ama veriyorsunuz ya. Ama ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu Hırvatistan maçında yani Ermenistan'daki oyunun olacağını zannetmiyorum. Eğer o oyundan uzak hepimizin beklediği gibi bir milli takım olursa Hırvatistan'ı da geçebiliriz diye düşünüyorum. Önceden şimdi genel haberler olumlu. Yani Hırvatistan'ı yenersek Konst'la ilgili rüzgar değişir. Artık kalır zaten. Ya bana bu zamana olmaz. Kadar bana bu zamana kadar hiç umut vermedi. İlk geldiği programı hatırla, burada sen de programdaydın. Ben hatta evden izlemiştim o programı. Bizim burada bir Stefan Kuntz'umuz yok mu? Milli takımdan çıkaracağımız hocalar yok mu gibi. Ama bugün itibariyle şu ana kadar Stefan Kuntz'un karnesini alalım böyle bakalım. Karne başarısız abi. Çok net başarısız. Ha, işi oyunculara bırakır. Oyuncular maçı alır, o başka. Öyle bir ihtimal de var. Seyirci. O da günü kurtarmak olur. O da günü kurtarmak olur. Bilemem. Bak. Burak yaptıramadı. Portekiz maçından önce. Nasıl yaptıramadı? Hocam bu maçta ne olur üçlü mü oynamayalım diye. İki gün çocuk kendini yırttı. Ya Portekiz maçında üçlüyü denedi ya. İnanılacak gibi değil. Ya şimdi Burak bak. Portekiz Burak, maçında üçlüyü Burak, denedi. Burak, evet. Savaş bak dörtlüye döndükten sonra takım toparladı. Zaten Burak iki gün boyunca gelip Kuntz'a buradan dönelim diyebiliyorsa sıkıntı var. Fatih Terim'e Şenol Güneş yapabilir mi? Fatih Terim üçlü savunmayla çıkıyor. Şenol Güneş üçlü savunmayla çıkıyor. Gelip diyebilir mi buradan dönelim hocam üçlü olmaz diye? Eğer gelip orada bu üçlüyü caydırmaya çalışırsa sıkıntının büyüğü var zaten. Fatih yani. Hoca oyuncularını dinler ama. En son kendi karar verir. Verir. Ama dinler. Dinler ama en son kendi karar verir. Aynı şey işte. Bak, çıkın oynayın demez bak, yani. Ama Fatih Terim üçlü oynatıp dörtlü... Fatih Terim üçlüyü Portekiz maçında denemez. Ya denemiş olsa bile bir futbolcu gelip hocam buradan vazgeç diyemez. Abi kaptansa gelir söyler. Diyemez abi. Ya emir vermiyor. Kaptan prim olayında ne oldu? Hayır, zaten, primleri biliyorsun. Zaten prim emir, oldu. Emir vermiyor. Ya olayı başka yere çevirme. Biz kurtulmaya çalışıyoruz. Bu stoperlerle üçte oynatmasın diye uğraşıyoruz. Oynatmasın zaten. Adam söyledi hocam bak yapma. Üçte oynatıyor. Dörtlünün sonunda da kim oynuyor Galatasaray'dan orta sahada? Berkan mıydı? Ya bir defa... Hatırladım. Bir kere zaten o saçmalık. Berkan'dı ya. Bak Serdar, eğer orada birisi gelip hocaya hocam bu üçlüden vazgeçmezsiniz diyorsa takım kaptanı o zaman Burak mıydı? Evet. Burak yanına Hakan Çalhanoğlu da alacak. Orada onu ikna edecek. Zaten Hakan beraber Çalhanoğlu. Gitti herkes. Beraber gittiler de top Hakan var mıydı bilmiyorum. Abi o zaman hep top yakın sorun var o zaman yani. Sen ne diyorsun? Ya, yazdık millette iki gün üç gün. Ben o yumuşak halini yazdım bir de. Daha yani sert ifadeler var orada. Oynatma demiyorlar. Bak Portekiz maçında denenmez diyor. Çünkü şimdi, Portekiz maçını alsaydık eğer biliyorsun durumları. Tamam. İtalya yoktu. Tamam peki şöyle bir şey İtalya oldu. İtalya elendi ya. O maça mesela dörtlü çıktın. İşte dört yedin. Bu sefer hoca diyecek mi ya ben üçlü yapıyordum bunlar yapıyordum. Ya da onlar ya, diyecek mi hocam üçlü çıkıyorduk diye. Abi biz üçlüsünden şikayetçi değil miyiz? Evet. Sen bak ayrı yere saplantı yapıyorsun. Sen oraya odaklandın. Onu ayrı bir programla konuş. Bizim meselemiz üçlü zaten şu an. Zaten bugün eğer üçlü başlarsa televizyon komandasını bırakırım yani. Komandayı direkt kapatırım zaten üçlü başlarsa. Bir üçlü başlarsa dizi seyret. Üçlü başlarsa diyorum bak ne diyorum dizi sana. Dizi seyret. Böyle komandayı alırım elime kapatırım başka bir yere geçerim yani. Gerçi dizilerde... Mecbur izleyeceğiz şimdi öyle deme. Programlarımız var ne yapalım yani izleyeceğiz. Ya, tabii orada mübalağa yapıyorsun biliyorum. Komandayı bırakır cep telefonuna izleriz. Ne izlersin yani. Ama milli takım ya. Hani biz... Onu iş alanında seyretmiyoruz bir yandan. Ya milli takımı bize kendi tabii canım. Belirli dönemlerde çok güzel bir şekilde o hava yakalatıyorlar. Şenol Güneş'in ilk geldiği dönemde hatırlayalım. Fransa'ya gittik. Fransa'da yendik. Tekrar geldik. Ya Fransa'yı yenen adam. O dönemde yakalamışsın. Hollanda'yı yenen adam. Efendime söyleyeyim Norveç'i yenen adam. Haaland'la Sörloth yan yana oynayan Norveç'i yenen adama biraz sıkıntı oldu. Sonra ne oldu da böyle oldu? Her şey tepe taklak gitti. Ya biz şunu bir türlü yakalayamıyoruz. Ben Şenol Hoca'nın böyle bir dönemini hatırlamıyorum. Böyle üst üste aksiliklerin gitti. Üst üste aksiliklerin geldi. Ne oldu acaba? Eskiden amil takım maçı olduğunu gün sokağa çıktığın zaman 10 kişinin 8 tanesi amil takım maçı olduğunu bilirdi. Şu anda çıkalım sokağa. Bu akşam... Yok şimdi de vardır ya şimdi. Çok az ya. İnsanlar artık şey yaptılar işte bu yaşanan olaylardan dolayı. Serdar bilmiyorum burada katılır mısın bana? Bugün yine bayağı bir katılma bir şey var. Milli takım işte Şenol Güneş'in geldiği dönemde... O küskünlükler bir tarafa bırakıldı. Bir coşku yakalandı. Fransa'da galibiyetle döndü. Tekrar bayraklar dalgalandı. Tekrar İlk maçı Arnavutluk deplasmanıydı. Emre Berezoğlu'nu aldı kampa. Herkes şaşırdı Emre Berezoğlu'nu niye aldı diye. Emre Berezoğlu'nu saha içine almadı. Soyunma odasına aldı. Kimse onu anlayamadı. Çünkü Emre Berezoğlu'nun olduğu bir soyunma odasında
bütün futbolcular ceketini ilikler. Böyle saygı duyulacak bir adamı, futbol açısından söylüyorum, hocayla takım arasında köprü olsun diye aldı. Şenol Güneş bu durumları iyi bilir. Avukatın transferi o yüzden olay verdi. Sadece teknik kapasitesi nedeniyle değil, karakteri nedeniyle, yani oyuncularla sosyal ilişkileri nedeniyle aldı. Bu işleri bir oyuncunun üzerine yıkar Şenol Güneş. Kendi üstünde tutmaz. Denge i̇şi kurmak için mi? Çünkü o yaş grubuna yakın bir ismin bu işleri yapması lazım. O içeriği çok iyi organize ediyor. En sonunda iyi başlıyorlar, sonunu getiremiyorlar. Sonra işte bak konuşursa. İşte ne oldu da? Sonra konuşursaya geliyor. Şenol Hoca konuşsun. Fatih Hoca'nın da dönemlerde oluyor. Hep bir şekilde iyi başlıyor. Sonra bir takım sıkıntılar çıkıyor. O sıkıntılı süreci atlatamıyorlar. Yani başkan, komutan olduğu zaman, sorumlu olduğu zaman sıkıntıları çözendir, krizleri çözendir. Şenol Güneş'in son maçını hatırlayalım ya. Burak çıkıyor maçtan 10 dakika sonra yayına geliyor. Bana diyor, şu kişi bana bunu söylemiş, bir söyleyemez. Şenol Hoca geliyor, bana bunu söylemiş. Ne oluyoruz ya, ne çabuk. Böyle olduğu zaman olmaz. Demek ki bir birikim var. O birikimi getirip böyle patlamadan öncesinde bulursan krizler çözülür. Bak Emre Belözoğlu dedin. Sonra Emre Belözoğlu'nu isteyenler istememeye başladı. Bunu da kabul etmek lazım. Bak gelişindeki o güzel tatlı birlikteliği yakaladığın zaman onu sürdüremiyorsun, orada da sıkıntı var. Luchescu sonrası... Aynı Emre Belözoğlu sonra sıkıntı yapmaya başladı. Sonrası geldiği için biraz da sıkıntılı sonuçlar almışlardı. Burayı toparlaması gerekir birini. Onu iyi yaptı. O iyi bir hareketti. Sorumluluk alması... Ama sonra da tabii burada Şenol Hoca'nın da hataları vardı o dönem. O da biliyordur. Var mı? Yani onun da keşkeleri vardır. Bazen ne var biliyor musun? Bazen ne kadar çok önemli figür olsalar da güç zehirlenmesine yaşanıyorlar abi. O güç zehirlenmesi olayı değil o. Var mıydı? Bence vardı hataları tabii ki. Peki. Aslı hazır mı? Peki. Milli takımımızın Euro 2024 serüveni izleyelim. Sonra saat başı buradayız. Devam ediyoruz. Şimdi de Dalic'in basın toplantısına bir kulak verelim. Bakalım Hırvat teknik adam neler söylemiş. Yani Serdar'a sorayım burada. Türk spor basınının 50 senede anlatmak istediği şeyi adam 15 saniyede anlattı. Hoca. Doğru söylüyor. Yani diyor ki bizde de bu kadar genç olsa var ya diyor. Hırvatistan'da böyle 80 milyon bir nüfus olsa var ya diyor. Avrupa'nın Brezilya'sı oluruz diyor herhalde. Ya bunu öyle söylüyoruz diyor. Ama şey yok. Öyle ya yok. Şimdi Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Böyle bir gerçek var. Aklın yolun şöyle değil. Bir bakalım. Neden olmuyor? Neden yapamıyoruz? Yıllarca. Ne yanlış giden ne? Niye bazı hocalar, bizim hocalarımız kötü değil ha? Değil tabii. Ben söylüyorum. Türk hocalar, Türk antrenörler kötü değil. Gayet bilgili, yabancı dil bilen, tekniği, taktiği çok iyi bilen Avrupalı meslektaşlarından aşağı değil. Bazıları öyle. Ama iş bulamıyorlar. Çünkü ben ne dedim? Türk futbolunda biz hep MHK'yi söyledik, TFF'yi söyledik. Türk futbolunun kendi içerisinde belli yapıları var zaten. Kontrol kimde Türk futbolunda? Türk futbolunun derinlerinde kim var? Adam doğru söylüyor işte. Hep böyle belli birilerinin hocaları iş buluyor. Adam geçen gün söyledi bana. Hep adamlar dedi inanamıyorum dedi. Ya. Onlar hiçbir zaman işsiz kalmıyor. Buralara girdiğimiz zaman diyorum ya çok çok derin yerlere gideriz. İşte bak, her şey ortada. Işte ben bak, sadece şu kadar adam hemen 2 dakikada 15 saniyede çözdü olayı. Ben de şunu söyleyeyim ya. Türkiye Futbol Federasyonu bugün Mehmet Yılmaz döneminden bu tarafa, özel koldan bu tarafa bir türlü şu karar çıkmıyor. Süper Lig kulüplerine her yıl o menajerlere ödenen 3-5 milyon eurolardan bir kenara atın da altyapıya 1 milyon euro ayırın her sene ya. Fazla değil ya 1 milyon euro. 1 milyon euro fazla değil derken şimdi bir futbolcuya 4 yıllık sözleşme yapıyoruz, 5 yıllık sözleşme yapıyoruz, 20-25 milyon eurolar. Fegül'ün 1,5 milyon euroluk işte şu anda mahkemeden kazanılan parası ya da diğer takımlarda da var. Ya ne olur ya Serdar bunu yapamaz mısın ya? 1 milyon euro ayrı altyapıya her sene oradan futbolcu çıkar yukarıya doğru. Yapmamız alt liglere, lazım. Alt liglere de 5'er 100 bin bir limit koy ama bunu her sene mecburi koy. Her sene mecburi koyacaksın bunu bütçene. O zaman 10 bin liraya hoca da çalıştırmazsın. 10 bin liraya çalışacak hocayı atıyorum 50 bin liraya çalıştırırsın. Çünkü Dalic buraya geldi. 5 tane yabancı ile geliyor. En düşüğü. Galatasaray'da şu anda mesela daha önce Fatih'li bir kardeşimiz vardı Almanya'da. Gazetecilik yapıyordu bilirsin. Şu anda geldi Galatasaray'da altyapıdan sorumlu bir şeyler yapıyor. Euro ile maaş alıyor. Ya bırakın teknik direktör yani yardımcısı olmayı. Teknik direktörün yardımcıları çok ciddi para alıyor ama altyapıda bir hoca minibüsle tesise gelip gidiyor futbolcu yetiştiriyor. Bunları çözersek
olayı çözeriz. Bunları iyileştirirsek, bunlara bir düzenleme getirirsek, hatta mecburiyet getirirsek. Yoksa hep lafta kalıyor. Senede, 3 senede, 5 senede. Yeni Arda Güler. Arda Güler Fenerbahçe'nin altyapısından bile değil. Çekip bulduğu. Şu anda en son hazırlık maçında gördük. Zenit maçında altyapıdan çıkan birkaç tane çok değerli oyuncular var. Her kulüpte var. Çıkarılmıyor. Daha fazla olmalı. Şans verilmeli. Bunları ortaya çıkartmak için de herkesin özveri ve biraz daha farklı çalışması lazım. Ama sistem bu şekilde olduğu sürece olmaz yani. Sevgili Savaş, şimdi bu ülkeye baktığın zaman bu ülkenin genç nüfusu, bak genç nüfusu, insansız uçaklar yaptı mı? Yaptı. İnsansız savaş uçağına doğru gitti mi iş? Gitti. Kendi uçağını yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Yazılımda, askeri yazılımda en iyisi. Dünya standartlarının üzerinde neredeyse. Hatta işte Bayraktar'dı mı? Selçuk Bey dedi ki bundan sonra gidip uzay dedi. Herhalde uzayda giden bir savaş uçağı yapacaklar gibi. Şimdi bu ülkenin niye örneği buradan verdim biliyor musun? Bilmediğimiz daha güzel şeyler de var. En uç nokta bu. Yani en çok bilinen nokta bu olduğu için bu örneği veriyorum. Yoksa diğer alanlarda da birçok başarımız var. Bu kadar zeki insanımız bu kadar zekiyken şu futbol gibi bu basit oyun, basit bir oyunu Hırvatistan hocasının dediği gibi niye yapamıyoruz? Aptal mıyız? Futbolun içindeki insanlar aptal mı? Yani oradaki Türkler insansız savaş uçağı yapabiliyor, adı Kızıl Elma, o kadar zeki. Buradaki Türkler aptal mı? Buradakiler de zeki. Ama burada başka bir şey var. Orada vatan sevgisi var. Burada para sevgisi var. Buradaki hiçbiri vatanını düşünmüyor. Atatürk ne dedi? İşini en iyi yapan vatanını en çok sevendir. Buradakiler işini yapmıyor. Buradakiler para. Para odaklı. Türk futbolundan parayı çıkar, başarı gelecek. Vatan çünkü para olmadığı için para olmadığı için gidecekler çünkü. Bu sefer gerçekten bu işi sevenlere kalacak. Basında, futbolda, saha içi de, saha dışı da, yönetim bölümü de hepsi. Daha ne dedim ya? Vatan sana sevgisi. Ne diyorum? Bir hocaya bir menajer kulüp bulmayacak. Kulüp hocayı çağıracak. Eğer bir hocanın menajeri varsa o hocadan uzak durun. Hocaların menajeri olmaz. Ben ondan nasıl futbolcu alacağım o zaman? Beni X menajer getirmiş. Ben menajerlere bir şey demiyorum. İşini yapıyor. Beni X menajer getirmiş. Tamam geldik. İşte bir kulübün başkanı beni, tabii menajer işini yapıyor. Bir kulübün başkanı geldi. Aldı. Zar zor menajer ikna etti. Adam büyük bir adam. Uluslararası. Adamın dediği futbolcular olacak. Buyur buradan yak. Ne malum o adamın o işlerden hisse almadığı? Bu varsa futbolun içerisinde olmaz. Ha bu Hırvatistan'da yok mu? Var. O da, orada da vardır tabii. Ama orada kontrol altında her şey. Ya Hırvatistan'da 5 yaşından sonraki çocukların bildiğim kadarıyla sporla uğraşması devlet emridir, şarttır. Uğraştırmıyorsan, çocuğuna bir spor branşına yazdırmadıysan devlet sana ceza kesiyor. Adamların öyle spor kültürü var. Bizim hocalarımız daha iyi. Bak ben bazılarını çok beğeniyorum. Ama olmuyor. Hoca idealist bir hoca getiriyorsa hocaya nasıl takım kurarlar biliyor musun? Öyle bir takım kurarlar ki bakıyorum bu takım bu hocayı yer. Niye papaz topçu getirmişsin hep? Spor konusundan söyleyeyim, başlayayım. Biraz sorun başkanlarda. Spor konusu bak, şu biraz anda. Biraz sorun başkanlarda. Sırbat Hoca'nın söylediği. Biraz değil, sorun fazla, başkanlarda. Biraz değil, fazlasıyla. Mesela spor sevgisi dedim. Bugün belediyelerin tüm ilçelerinde, belediyelerin baktığın zaman voleybolu, futbolu, tenisi, boksu ne ararsan bu konuda eskiden ücretli gidip yer bulamazdın. Şu anda ücretsiz bir şekilde belediyeler bunu çok iyi yapıyor. Allah razı olsun çocuklarımızı çoğunu gönderiyoruz yani. Her türlü spor yapıyorlar. Öbür türlü para sevgisi, vatan sevgisi. Vatan sevgisi, millet sevgisi, devlet sevgisi olmadığı zaman hiçbir şey yapamazsın zaten yani. Tabii parayı canım. Alırsın ya yersin. Şey, yani parayı şey... alırsın yersin, bunu alırsın. Bunun kullanım süresi biter atarsın. Ben bir gün böyle ama bir, o devlet, bir şey vatan bahsettim. Sevgisi bak, bambaşka bir şey. Böyle bir yaklaşımda bulundu. Biri bana dedi ki gene bir bizim dünyamızdan biri. Ya dedi onunla bu ne alaka dedi. Yani dedi futbola niye dedi siyaset karıştırdı. Lan dedim beni delirtmeyiniz. Vatan sevgisinin siyasetle ne ilgisi var dedim ya. Ya bir insan ülkesini sevmesi, bir yaptığım işi, ben bu işi iyi yapıyorum. İyi yapmaya da çalışıyorum. Daha fazla kazanayım. Vergi ödeyeyim. Ülke kazansın istiyorum. Ne yapacağım? Mezara mı götüreceğim bu kadar parayı? Düşünmesi lazım.
Onu oraya niye karıştırıyorsun diyor. Deliriyorum ya. Vatan sevgisini anlamayan insan. O diyor şeylerde kaldı diyor. 30'lu yıllarda kaldı diyor. O kadar diyor. Ne konuşursan aşırı konuş. Diyor şey diyor. Aşırılıkla ilgisi yok. Bak herkes vatanını seviyor dünyada. Bir tek sen sevince suç oluyorsun bu ülkede. Bu işte de böyle. Adama bakıyorum futbolda para odaklı konuşuyor. Ya bir gün ülkenle ilgili bir başarı bir şey yap ya. Bir yurt dışına hedefle. Bir oyuncu yetiştir. Bir şey yetiştir. Başkanlara da söylüyorum. Ama şimdi bazı başkanlar hocaya taklit veriyormuş. Ama bu yıllardır var ya. Olmaz işte. Yıllardır var. Ben yani bunu isim isim söyleyip de şey yapmadım ama var. O yani yılanlı sahalardan gelmiş, abi sıçanlı hoca, sahalardan gelmiş, fareli sahalardan gelmiş, top oynamış, yılların emeği. Bir adam iş adamı ona taktik veriyor. Olmaz. Niye oyuncu, kulüp sahibi gibi? Oyuncu da hocaya taktik olmaz veremez, başkan da hocaya taktik veremez abi. Ama herkes işte işini yapacak. Çünkü abi sen Maradona'ysan taktik verirsin. Pele'ysen, Ronaldo'ysan, Messi'ysen. Her yani, taktiksel destek verirsin. Dalic haklı mı söyleminde? 15 senede özetledi dedi ya Serdar. Çok doğru. Ya biz diyor şu kadarlık bir ülkeyiz. 85 milyonluk ülkede, 83 milyonluk ülkede futbolcunun yetişmeme konusunda adam dışarıdan gelmiş. Bunu 2 dakikada değil 15 senede özetledi. Zaten dışarıdan çözmedi. Onlar konuşuluyor ya oralarda. Her sene her turnuvada konuşuluyor. Onlar konuşuluyor. Doğru. Sen milli takıma baksana. Milli takımın iskeletinin %80'i ne hangi ülkeden gelme? Şu anda çoğu. Süper Lig'den kaç tane futbolcu var? Almanya var. Cenk Tosun'u Süper Lig'den sayma, Almanya'dan gelme. Tabii Onur Bulut bile. Verdiği şey Süper Lig'den sayma. Bana söyle Süper Lig orijinli bu topraklarda doğmuş, büyümüş, yetiştirdiğimiz kaç tane adam var milli takımda? Mert Günok var. Dur, bakayım şu andaki mevcutlar mı genel mi? Kerem Aktikoğlu var herhalde. Kerem var. Cenk Özkaçar dışarıda. Var. Ozan bizden. Samet Akaydın bizden. Tayyip Talha bizden. Bildiğim kadarıyla Eren Elmalı dışarıdan. Ferdi Abdülkadir. Barış Artar da dışarıdan. Çoğu dışarıdan. 11'in dışarıdan. Cenk, Arda, ya Hakan. İsmail Yüksek yani var. Bakıyorum şimdi. Zor buluyorum yani. Ya tamam bizim evladımız da yani Almanların yetiştirdiği oyuncular bunlar. Kerem Aktikoğlu. Hakikaten 5-6 tane ya var ya. Ama bütün ben burada bak işte biz bunu konuştuk hemen Türkiye'ye döndük ya hocayı suçluyorlar. Hocaları suçluyor Türkiye'de. Hayır hocalar değil. Yönetenler. Bakıyorsun yönetenlerin futbolla ilgisi yok. Normal böyle olması lazım. Böyle olması gayet normal. Yani orada binlerce genç yazılım yazıyor, bilgisayar kodlaması yapıyor. Zeki fışkırıyor, zeka fışkırıyor çocuklardan. Burada bu kadar insan aptal olmaz herhalde. Yani öyle ya da böyle bizim çıkıp bu akşam Hırvatları yenmemiz şart. Başka Hırvatları yenip hoca edeceğiz ki bizim ölümümüz bile size yeter. Ya eskiden İstiklal Marşı'nı milli maçtan önce söylerken orada bakıyordun. Oradaki o duygu, o söyleniş ses tonundan bile, mimiklerden reaksiyon bile anlayabiliyordun maça nasıl konsantre olduğunu Serdar. Evet. Bak çok net söylüyorum bunu. Şimdi mesela baktığın zaman Mehmet Avrupa'yı gördü bu ülke ya. İstiklal Marşı. Şu anda diyorsun ya bunlar inatçı olmazsa şu anda bizim oyuncularımız, bizim insanımız, bizim ülkemizin insanı ne kadar yurt dışında olsa da, gurbetçi olsa da. O marş her şeyi. Hatta hatırlayalım bir gün Alpay Özalan bir milli maçtan önce aşırı derecede duygulanmıştı. Sonra saha içinde aşırı konsantrasyondan kırmızı kart gördü. Ya Savaş, ya şu üretemediğiniz ortamda bu Arda Güler nasıl çıkmış inanılacak gibi değil ya. Var aslında yani herkes söylüyor çok. Bu Arda Turan mesela bugün 100. şeyinden dolayı bir plaket verecek Şüker de orada. Hani nasıl çıkmış? Ya Serdar. İnanılacak gibi. İnan bana var. Bak Fenerbahçe'nin son oynadığı maçta gördük. Ya var da. Beşiktaş'ta var. Ben Semih Özkılıç'ım. Var da. Ne var da. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak iş çok kötü yere gidiyor. Mesela çocuklar yetişiyor bir yerden sonra diyorlar ki bize iyi bir kulüp bul derlerdi eskiden. Bir kulübün altyapısına girelim veya bir kulübün genç takımına girelim falan derlerdi eskiden. Şimdi ne diyorlar biliyor musun? Bize iyi bir menajer bul diyorlar. Hocalar yani bir, menajerlik yapıyor. İyi bir menajer işte bul değil. Menajere bir, hoca kulübün, diyor ki... Bir kulübün listesine girmekten öte bir menajerin listesine girmek çok niye önemli. Niye diyorum bu burada bu şekilde oynayamıyor diye bir bakıyorum. Diyor ki işte X hocanın falanca önerdiği kişi var. Bu olduğu sürece olmaz. O yüzden demin Dalic dedik böyle şekilde. Orada olmaz böyle şey mesela. Ya genç futbolcu yok değil. Fabrika gibi üretiyoruz ama çıkaramıyoruz. Ben seyrediyorum. Ben Beşiktaş'ın her hafta seyrediyorum. Semih Özkılıç. Neler neler var. Neydi Semih? En son 2 hafta asist yaptı. Beşiktaş'ta. Semih Kılıçsoy. Ya mesela ben o çocuğun o maçtaki performansına, asistine bayıldım. Antalya Spor'da Emre Uzun var. Bunu daha önce söyledim. Bakıyorum şöyle çocuğa. Gencecik, pırıl pırıl. Arda Güler'in de aynı okuldan beraber arkadaşı. İkisi de 10 numara oynuyor. Müthiş bir rekabet içindelermiş. Emre Uzun. Bunun hocası kim?
Nuri Şahin. Ya Nuri Şahin Almanya'da en geç o formayı giyen oyuncu oldun sen Dortmund'da. Hala orada yerin ayrıdır senin. Bu gençlere burada şans vermeyeceksen ne zaman şans vereceksin? Ama burada tabii taraftar sistem, baskısı da var. Taraftar baskısı. Abi öyle bir şey yok. Yapacaksın taraftar sen. Baskısından farkını dolayı gençler oynayamıyor. O ya orada var ya 20 tane oyuncu. Biz eleştiriyoruz başkanlara. Ben bir baktım 5 maç 6 maç. Tribünleri de eleştiriyor. 5 maç 6 maç o Emre Ozun'u kadroya alıyorsun bir kere oynat. Çünkü ben de takip ediyorum Arda Güler'in beraber yarıştığı hatta Arda Güler'den daha iyi denilen bir çocuk var diyorlar. Şu... Bakın bu, ya bunlara şans verin ya. Bu gençlere şans verin. Bunlara şans vermekten korkmayın ya. Bursa'da 11 yıl sonra oynayacağız. Onunla ilgili VTR'e hazır gireceğim ama şunu sorayım. Her dönemde, her teknik adam, milli takımlarda, belki buna Daliç de dahil, hep kadro seçiminde eleştirilir. Bu doğal doğaldır. Bir şeydir. Eleştirilir. Ne yapar milli takım hocası? O an formda ve en iyi oyuncuları seçmek zorundadır. Şu an baktığında diyebiliyor musun? Ya Süper Lig'den acaba şunu da alsaydı daha iyi olur diye diyebiliyor musun? Süper baktığında Lig'den. Şöyle. Savaş sen diyebiliyor musun? Akla gelen. Mesela 3 kaleci Uğurcan. Kaleciler tamam. Kale konusunda tamam. Mert tamam. Kalecilerimizde sorun yok. Güzel. Stoperlere bak. Bardakçı'yı çağırdı. Fazlasıyla tamam. Fazlasıyla tamam. Süper Lig'de değil mi? Bardakçı'yı da çağırdı ama çıktı ama çağırdı. Bir önceki turnuvada çağrılmadığı için eleştirilmişti. Evet. Şu anda Abdülkerim Bardakçı da orada. Bravo. Bu tarafa dön. Orta sahada var mı? Belki sakat olmasaydı Dorukhan kesin çağrılabilirdi. Evet. Baktığında... Ya biz eleştirecek yok. Bir şey yok. Çağrılanlardan yok. Niye oynatmıyor diyoruz bu sefer? Mesela İsmail Köybaşı niye yok? Arda Güler niye yok? Ermenistan maçında ben bunlardan... İsmail Köybaşı mı? Yok yok. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. İsmail Köybaşı'na selam olsun oğlum. Severim İsmail'i ama Kuntz İsmail Köybaşı'na çağırırsa itiraz ederim. Niye? O kadar yani. Çünkü yok İsmail o kadar o kadardı yani artık ama diyor. Olmaz diyor yani artık diyor. İsmail'i severim yani. İyi selam olsun topu. İsmail Köybaşı'ya da. Onu anmış olduk. Evet. Sonuçta yani... İsmail'le Arda'yı oynatabilirdi. Biz olanlarda niye oynatmıyor? Çağırıyor bu sefer niye oynatmıyor? Bakın Uğur'la yani Uğurcan'la Altay'ı Mert Günok dönene kadar milli takım vazgeçilmez diyor. Bravo. Ama biz bu iki ismi öyle yıprattık ki şampiyon kadronun oyuncusu Uğurcan bu sezon en çok eleştirilen. Fenerbahçe'de sözleşme eline kadar da Avrupa'da hatalı goller yedi oldu, taraftarın yuhlandı. Böyle bir ortamdan Mert Günok ağır bir sakattan geliyor, formayı alabiliyor. Buradaki forma adaletine asla bir şey demiyorum. Çünkü Mert Günok 5-6 maçta olağanüstü iyi performans sergiliyordu. Direkt milli takımda eğer Mert Günok dışında birisi oynasaydı bana sürpriz olurdu. Formayı hak etti Mert Günok. İyi oynadı. Şimdi bakıyorsun burada hayır, tek tek... Hayır, Ermenistan maçında da iyi oynadı. O maçta da iyi oynadı, iyi oynadı. Kurtarış yaptı. Yani geri dönüşü gerçekten takdire şayan yani. Bunu tebrik etmek lazım. Ben açıkçası çağrılmayanlar değil, beklemiyordum ondan. Geldiği zaman, geri döndüğü zaman mı? Şenol Hoca'yı bazen diyorum ya, bazı hocaların bazı dokunuşları var. Burada Şenol Hoca'yı eleştireceğim çok yanı vardır. Ama Abu Bakar gibi, Cenk Tosun gibi... özellikle Mert Günok gibi isimlerde çok sihirli dokunuşlar vardır. Yani onu motive etmek kolay bir şey değil. Ağır bir sakatlık, tekrar dönüyorsun. Olur mu, olmaz mı? Şu anda milli takıma kadar yükseliyorsa burada Şenol Hoca'nın o özgüveni var. Yoksa gelenlerin içinde de çok tartışılan oyuncular var. Mesela Eren Elmalı Trabzon'da oynuyor. Burada işte yedik. Zeki mi olsun? Orada Eren mi olsun? Hatta diğer sol bek kimdi? Ferdi var. Ferdi var mesela değişiyor. Ferdi de şu anda en formda oyuncu öyle değil mi? Onur var. İşte Beşiktaş'ta mesela Şenol Hoca'nın ona da dokunuştu mesela üstüne koydu. Yok hoca oyuncu tercihlerinde kimse tartışması, kavgası, gürültüsü olmadı. Yok. Ama Arda Güler'i bekliyor insan. Arda Güler hem Fenerbahçe'de hem milli takımda bekliyorlar. Milli takım hocaların bu ülkede en çok çektiği sıkıntı spor basından çekmiştir. Çünkü herkes kendi takip ettiği kulübün penceresinden bakıyor. Taraftar da kendi kulüp penceresinden bakıyor milli takıma. Milli takıma öyle bakılmaz. O ayrı. Yani demin o Türkiye dışından çok oyuncular aldığı örneği verirken de hani ben de olsam onları alırım tabii ki. Yani öyle bir ayrımcılık anlamda söylemiyorum bunu. Biz üretemiyoruz maalesef. Onu anlatmaya çalıştım. Tercihler öyle çok şey değil. Bursa 11 yıl sonra bir milli maça tanıklık ediyor. Habere bakalım. Sonra devam edelim. Şüphesiz stat bir kere çok güzel olacak. Stat çok, çok güzel. Çok güzel bir stat. Hani en azından kat kat değil ya. Gittim yani ben görmüş. Birkaç kere. Hakikaten o dolu olduğu zaman muazzam güzel bir stat oluyor. İnşaatını yapılırken onun tarafında bir otelde kalıyordum orada çekirgede.
Ne güzel, hatta o çatısı daha yeni kuruluyordu. Tam istediği gibi de olmadı o timsah. Konuldu mu konulmadı mı bilmiyorum. Bayağı bir tartıştı. Ya bu başta yalnız Bursa tribünlerinde bir sistemi var. Baştan önce okumuştum. Biletleri bilet satışlarında mesela atıyorum Bursa'nın Texas tribünü var. O konuda şikayetleri vardı. Bize bilet satmıyorlar gibilerinden. Şimdi Bursa seyircisi böylesine maçlarda bizim en çok ihtiyaç duyabileceğimiz bir seyircisi var Bursa'nın. Yani o ligde bir takım şeyler oldu falan. O bütün Bursa'ya bağlayabilecek bir durum değil. Ama niye öyle bir şey yaptılar? Niye Texas tribününe bilet verilmeme durumu oldu? Bilmiyorum. Var mı? Onu da bilmiyorum. Ama Bursa Spor taraftarının böyle bir sistemi vardı. Çözülmüştür. Çözülür. Onlar, çözülmüştür onlar diye düşünmüştür. Bu futbolda 90'lı yıllardan sonra bu işte sponsorluk yasasıyla beraber gelen şeylerde milli takıma da sıçradı maalesef. Sponsorluk biletleri. Kulüplerde de bu çok fazlasıyla yaşanıyor. Keşke sponsorlar kombin olmasa keşke. Ya sen ne diyorsun? Keşke stada geceden gidip o sabahladığımız zamanlar. 40 bin kişilik stada 60 bin kişi olsa ne güzel ya. Ama bugün kontrol etmek herkes zor. Herkes ayakta seyrediyor. Bugün kontrol etmek zor. Daha zor yani. Şimdi baktığın zaman biz bu 62-22 çıktı. Pasolikli kameralarla bile kontrol edemiyoruz şu anda yani. Tribün cezaları veriliyor hala ya. İşte ben de ona 10 kişinin, 20 kişinin yaptığı şeye bir anda o kadar 10 bin kişi birden cezalanıyor. O kadar yazılım üretiyoruz ülke olarak. O kadar böyle bilgisayar mühendisleri, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varken bu sistem niye futbolda? Ben her stat yapıldığını anlatıyorlar. Böyle stat. Ben bir kere odaya girdim. Herkesi tamam niye haline toplu cezalar geliyor? Şu burnun üzerindeki kulağa kadar görüyorsun. İstedikten sonra da çözersin. Çözersin yani. Bursa Spor taraftarı tabii ki tribünleri yıllarca orada. Savaş güzel söz. İstesen çözersin. Ben gördüm diyorum, odaya girdim. Ya Serdar bir gün bir kalabalık ortamda baktım böyle yakınlaştırdı, o zoom'u bir yaptı. Yani bu nasıl bir şey dedim ya. Şuradaki gözünün altındaki şu tellerini sayarsın yani. Gazete okuyor ya, gazetenin elinde tuttu, adamın elinde tuttu. Gazetenin fotoğrafın resim altını okuyorsun, fotoğraf altına. O kadar yani işte. Resim altı derler aslında. Şimdi fotoğrafa resim mi denir demesinler. Matbaa dilinde, bizim dilimizde resim altı derler. Resim altını okuyorsun. O teknoloji var da niye bu adamla bu kadar toplu ceza? O teknoloji var. 62-20 var. Herkesin elinde pasolik var. Herkes normalde en küçüğünden en büyüğüne kadar içeri girerken fotoğraflarımız çıkıyor. Bizler de daha iyi yani bunun içinde. Basın tümüne de girsen kartını okuttuğun zaman içeriden çıkıyor resimler. Bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi bu maçlar hep böyle duman oluyor. Duman altı oluyor statlar. O çoluğun çocuğun neler çektiğini ben görüyorum. Ya o tütün nedir ya, tütün malzemeleri böyle? Soba borusu gibi. Herkes de o normalde var. Normalde yasak. O da yasak. Ya kadınların rujunu alıyorlar. Adamların çakmağını almıyorlar. Bak normalde o da yasak. O da yasak. Erman Hoca kaç defa dile getirdi ya. Ya statta falan. Bizde hani alanlar var. Alanları git kullan. Şu. Hele o soba borusu gibi olan tütün malzemeleri. O ne ya öyle? Herkesin öyle, elinde var ya. Milli takım rakamlar VTR'sinde hazır tutun arkadaşlar. Bugüne kadar ne yapmışız veyahut Stefan Kuntz'la ne yaptık? Aslında Stefan Kuntz'un karnesi çok da kötü değil. Belki Savaş ilk bölümde bu karnesinden bahsetti ama kötü de bir karnesi yok. Alman hocanın enteresan. Kimlerle oynadık? Onu ya, demek istedim zaten. O zaman şimdi kimlerle oynadık? Bir, ben mesela burada bana kızan arkadaşlarım da oluyor, izleyicilerden de oluyor. Galatasaray 13 galibiyet yakaladı. 14 değil, 13 tane galibiyet seri yakaladı. İçinde 3 tane çok oynadığı maç var. 9-10 tanesi. İstenilen futbolu bu kadronun hakkında oynayan futbol var yani. Kazandığı maçlarda da bakalım yani. Futbol olarak evet. Savaş. Kuntz'un kazandığı maçlar var. Kuntz'un karnesi neye benzer biliyor musun? Senin de karnen var, benim de karnem var. Üniversitedeyiz. Tamam. Sen yıl sonu aynı başarıyı elde etmişiz. Aynı puan neyse. Ama ben spor akademisindeyim. Sen kimyagersin. Karnemiz aynı olur mu? Senin okuduğun dersler benim kimyamı bozar. Aynı şey olur mu? Kuntz kimi bozuyor ya şu anda? Bir şey Kuntz neyi bozuyor şu anda o zaman? O yüzden Kuntz'un şu anki karnesindeki dersler yani bir kimyagerin aldığı eğitimin gibi dersler değil. Farklı. Bana maçları söyle. Halen tereddütü var insanların. Üçlüyü tartışıyoruz halen. Bak kadro tercihlerinde bir şey demiyoruz. Gayet iyi. Ona zaten bir şey diyemem ben. Yani hocanın kararıdır.
Ama görünen köy kılavuz istemez. Ya bu futbol basit oyun. Yuhan Cruyff'un dediği gibi basit oyunu konuşuyoruz. Şu an basit bir oyunu konuşuyoruz. Biraz önce kadroya böyle tek tek baktığım zaman ikinci 11'i çıkarırsın. Burada kadroda oyuna giremeyen oyuncularla koyalım. İkinci 11'i koyarız. Ama dediğin gibi sen hala üçlü tartışıyorsun. Dörtlü mü olmalı? Evet. İşte ya üçlü de oynayabilir bu arada. Yani ya bir güvensizlik olduğu zaman üçlüyü çok kötü. Üçlüyü doğru adamdan oynayabilirsin de. Bu her işte böyledir. O güven ortamını yakalayamadığın zaman sürekli tartışılırsın. Konusu geldiğinden beri o güveni bir türlü yakalayamadı. Yakalayamadı Serdar yani. Bir türlü o beklenen güveni gelirken de şöyle yani. O tartışıldı işte o 21'den hoca mı gelir? Ya o işte Galatasaray burada Türkiye'de yok muydu falan diye. O güvenle geliyor. O güveni yakalıyorsun ama o güven üzerine koyamıyorsun bir türlü yani. O yüzden Kuntz şu anda bu akşam kazanırsa bir güven tazelemiş olur. Ama olumsuz bir durumda beraberlikte puan kaybında işi çok zor. Hani kesinlikle. Bu akşam mı olur? Hafta içi daha sağlıklı bir kararlı mı olur? Devam kararı çıkmayabilir. Öyle mi gerçekten sence? Yani ben o kadar erken olur mu bilmiyorum. Ama ben şunu biliyorum. Ya şimdi bizim milli bir maçımız varken bu kadar o konuya girmek istemiyorum açıkçası. Hırvatistan'ı çok güzel bir oyunla yener, çok güzel bir şeyle yener. Artık futbolcular mı istedi, kendim bir karar verdi, bir tartışma mı oldu? Yani tartışma derken akıllı bir, iyi bir karar çıkması için yapılan tartışma anlamında söylüyorum. Böyle bir değişim olduktan sonra zaten niye hoca gönderirsin ki? Oyuna bakmak lazım. Skordan öte oyuna bakmak lazım bence. Orada da yok işte. İşte bu bizim test maçımız. Peki. Gerçekten test maçımız bu. Rakamlara bir bakalım mı? Bugüne kadar ne olmuş? 614. sınavına verecek milli takımımız. Dile kolay. 614. sınav. Rakamlara bakalım, sonra devam edelim. Evet, rakamlar da bu noktada 11. maçı, 16. maçını oynayacak Kuntz döneminde. 10 maç ne diyor? Rakibiyle oynadı. 10 maçta bir kez galip geldi. Hırvatistan'da 11. randevu. Yani sonuç itibariyle artık neydi bugün, futbolda? Bugün dündür. O daha öte biraz taktik maktik yok. Bam. Bugün sonuç maçı abi. Biliyorsun bir ara çok klişeydi. Doğru. Ama şey, bugün hakikaten kazanma zamanı. Tabii grupta diğer maç, yani Galler kimle oynuyor? Diğer maçlar da bu, kalan hafta ya bir maçta bu iş bitmez tabii ki de sevgili Savaş. Oyun bize gelecek adına umut verecek mi? Ben bu açıdan test maçı diyorum. Bu da Hırvatistan maçı. Çünkü Hırvatlar her sene Dünya Kupası'nda olan, her sene hemen hemen her sene diyelim Avrupa Şampiyonası'nda olan bir ülke. Galler hakikaten, Letonya. Galler Letonya. İçeride oynuyor Galler. Tabii. Letonya hani biraz da ona ters. Puan durumunu da verin ekrana. Tam ben diyecektim. Çok ters gelen bir takım. Biraz da oraya ters gelsin. O nedenle bu sadece biz oyuna odaklanıyoruz. Skordan öte oyun ne verecek? Hani skor kötü olur. Oradan ters bir sonuç çıkar. Çok şey kaybetmeyebiliriz. Daha yolun başı. Ne oldu Norveç'i, Hollanda'yı yendik de başladığında ne oldu? Gidemedik. Hani böyle bir başlangıç biz gidemeyiz diyemeyiz. Ama oyun çok önemli. Bu oyun Stefan Kuntz'un oyunu, işte Stefan Kuntz'un felsefesi, Stefan Kuntz oyunu çok iyi okudu, çok iyi değişiklikler yaptı diyebileceğiniz bir oyun olacak mı olmayacak mı onu göreceğiz akşam. Savaş? Yapması gerekiyor. Ya şimdi baktığın zaman en son Cebeli Tarık maçımız vardı mesela. Orada da mesela geriye düşüyorsun, penaltı kaçıyor oyun olarak. Böyle geldiğinden bu tarafa şahane bir maç atılıyor musun Serdar? Böyle bol pozisyonlu. Hatırlıyor musun? Mesela böyle yani o şey, tabiri caizse kıran kırana ezerek mesela. İşte bizim yani İspanya, Hırvatistan seviyesinde olmayan takımlarla oynadığımız maçlarda tabii keyif alıyoruz. Abi Cebeli Tarık'a mesela 5 gol, 5-1'di galiba 1-0 geriden. O maçta ama bile mesela böyle hatta bir sonraki o maçta bile şey yoktu tabii ki. Ya bir tane falan çıkartabilirsin. İşte tekrar sıkıntı, bakmam lazım. Hafızamda kaldı mı kalmadı. Bak demin ne gösterdi VTR'de. Ömer abi nasıl bağırıyor. Ömer abi öyle bağırtırabilecek bir oyun daha görmedim. Stefan Kuntz, Ömer Üründül bu şekilde bağırtamaz. Ya da taraftarın golden sonraki sevinci de aynı şekilde. Ömer abinin bağırmasının o gol sevinci var ya. O yumruğunu sıkarak falan böyle son dakikada gelen gollerde tamam ama. Stefan Kuntz'un oyunu, oyun felsefesi Ömer Üründül'ü yarı finale çıksa da bu şekilde bağırtıramaz. Ha yarı finale çıktık diye sevinir tabii. Ama orada o zamanlar oyun da vardı. Biz ne diyorduk? Ya bu kadar iyi oynadık
ne kadar kötü yenildik ya. Yani nasıl pisi pisine yenildik falan diyorduk. Burada olmuyor belli. Çünkü oyun da yok zaten. Ara ara muhtemel 11'i de ekrana taşıyalım sevgili Aslı. Muhtemel 11. Evet, muhtemel 11'i de ya fazla konuşamadık. Muhtemelen değişir o değil mi Savaş? Ben mesela orada Enes'in olduğu ya da Cenk'i bekliyorum. Ya Enes, Hakan Çalhanoğlu ile Enes'i hakikaten anlamıyorum. Ya bu iki oyuncu sürekli var. Evet, Hakan Çalhanoğlu da Inter'le bugün galiba sözleşme. Abi Inter, Juventus maçında bizim sevgili Senatok gitti İtalya'ya. İlk Inter tribünlerinin ilk bağırdığı isim Hakan Çalhanoğlu. Yani Inter'den bahsediyoruz. Ama bizim çok ulusal takımımızda sürekli tartışılan bir oyuncu ama. Ama burada tartışılıyor evet. Evet abi, sürekli milli takımda tartışılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Cengiz'i şimdi, ilk maçta beğendin mi? Hayır. İlk maçta beğendiğim oyuncu çok fazla yoktu. Ama Cengiz yani herkes iyiydi de Cengiz mi kötüydü bir tek? Ben ilk maçta beğendiğim değil. Oyunculardan burada vardı işte. Orkun vardı. Kalede Mert vardı. Çağlar hırslıydı o maçta. Burada ben mesela şimdi Cengiz'in olduğu yerde bakıyorum. Kimi bekleriz diye. İşte puan durumu. Bak da bir şimdi, puan durumunu verdi Aslı. Sağ olsun. Şimdi aynı saatlerde Galler Letonya. Biz eğer yenersek 6 puan yaparız. Biz işimize bakarız. Sonrasındaki maç Letonya ile biz oynuyoruz. Bir sonraki. Çok sevdiğimiz rakip. Letonya ile oynuyoruz. Çek bir Letonya. 3. Yani ya Letonya ile bir sonraki maçta şöyle bir 8-0 falan yenelim bakalım. Nasıl içinde birikmişse artık. Bak. Yunanistan'daki maçı. Bak, bu akşam Hırvatistan yener, Galler yenerse 4-4-3-1. Zaten Letonya pas geçer. 0 puan. Tabii. Artık. Var yine şansı da mucize yani. Daha burada her şey olur. Seri ya. Yakalım. Hiç burada hani sadece burada ne oldu? 4-4-3 olur. Evet. Biz bir anda aşağı düşeriz. Değil mi? Üçüncü sıraya yerleşiriz. Burada iki takım çıkıyor. Direkt iki takım. Bu tarafa baktığında da en iyi grup üçüncüsü baraj oynuyor. Yani şu gruba bak çıplak gözle. Yemin ediyorum bu gruptan çıkmamız şart. Ya bu gruptan çıkamazsan zaten bir daha 2024'e gitmemiz şart. Yani Hırvatistan dünyanın en iyi takımlarından biri olabilir ama sende de iyi bir potansiyel var. Genç futbolcu potansiyelin var. Havuzun geniş. Hırvatistan çok iyi takım. Eğer bu dediğin senaryo olursa son söylediğin. Yani 4-4-3. Olursa? Yani bu akşam Hırvatistan yenerse, Galler yenerse 4-4 biz 3'te kalırız. Tamam. Biz bu gruptan nasıl, bizi bu gruptan kim çıkartabilir tartışması başlar. Çok sıkıntılı bir şey tartışma. Tabii, bizi bu gruptan kim çıkartabilir tartışması başlar. Şey mi, teknik direktör. Evet. O başlar. Hırvatistan burada normal şartlarda. Kulp bu gruptan bizi çıkaramaz fikri insanların kafasına oturur. Şöyle bir şey, Hırvatistan diyelim ki birinci oldu. Senin burada biraz önce söylediğin üçüncülük ihtimali, baraj maçları falan hiç gerek yok. Ya direkt ikinci çıkman lazım. Hırvatistan eğer burada birinci oluyorsa. Dön bu tarafa. Bakıyoruz şimdi orada Galler, Letonya, Ermenistan. Ya bunların hepsinden daha üstün bir takımsın yani. Savaş. Berabere bittiğini hesap edelim. Hangi maçın? Hırvatistan Türkiye. Bu akşamki berabere biter. Ne oldu? 4-2. Hırvatlar. Galler yendi diyelim. Tamam. 4-4. 2. 2. Nedir o? Tabii 4-4-4-2. 0-0. İki tane zor deplasmanı var. Bir Galler, bir Hırvatistan. Yani en azından hani Hırvatistan berabere kalsa. Hırvatistan dahil söylüyor. Bak Hırvatistan, senin ülkendeki Hırvatistan maçını ben hoca olsam beraberlik yazmam. Eğer buradan çıkacaksan evinde yeneceksin. Burada berabere kalıp Hırvatistan orada yeniyorsan o ayrı ama öyle bir ihtimal var mı? Doğru söylüyor. O işi şansa bırakamaz. Bak çok doğru bir laf etti. Bu grubu şu iki takım da belirleyecek. %100. Letonya, Ermenistan. Gerçi biz bunu atlattık. Ermenistan'la içeride oynayacağız. Ermenistan o oynadığı gibi oynarsa bazı takımlar için sıkıntılı bir saha olur. Şu anda o oynadığı oyunu oynarsa. Akşam puan durumu 4-3-3 olur mu ya? Öyle bir olur gibime geliyor yani. Yani Hırvatistan kazanırsa berabere mi diyorsun sen? Yok Hırvatistan. Bu maçın beraberliği olmaz. Kazanan olur. Beraberlik diyorsun. Olmaz maçta. Türkiye-Hırvatistan maçında. Berabere bitme ihtimali çok düşük. Hiç ben ihtimal vermiyorum. Dön bak hesabı yap.
Tabii ben bunu böyle söyledim de kimse kupon falan yapmasın ha. Yok yok. Ben kupon için söylemiyorum. Şimdi ben soru bilmiyorum bile nasıl oynuyor. O yüzden ben arada rahat konuşabilirim. Savaş. Hırvatlar bizi yendi. 4 yaptı. 4 oldu. Galler bu akşam Letonya'yı yendi. 4 yaptı. Türkiye kaldı 3'te. Biz 3'te kalırız. Aşağısı bitiyor o zaman zaten. 4 yaptı o zaman aşağısı biter. Kopar. Bir de burada averajlar da önemli. Ha. İlerisi şimdi, için averajlar lazım olur. Çünkü etti. Kafa kafaya bitebilecek durumda yani grubun sonunda şey, elemelerin sonunda belki kafa kafaya olacağı. Peki bizim 3. maçımız kimle? Letonya'yla. Dışarıda. Letonya maçımız var. Hatta bakayım. Tarihine mi bakacaksın? Bakayım. Tarihini de sana söyleyeceğim. Milli takımımız Letonya deplasmanına Haziran'ın 16'sında çıkıyor. Yani öyle soğuk moğuk da değil. Lig bitti, Letonya maçı. Biz Letonya maçı var. Bravo. Yani bak hesap yapalım. Ne oldu? Her şey tam bitmiyor. Savaş. 4 Hırvatistan. Yenildiğimizi varsayalım. 4 Galler bu akşam yendi. 4. Biz 3. Değil mi? Evet. Ha, bitmedi. Bizim Haziran'da Letonya maçımız var. Pekala Hırvatistan ne yapacak? Haziran'da Hırvatistan ne yapıyor? Haziran'da Hırvatlar Ermenistan deplasmanına çıkıyor. Tamam mı? Tabii. Oraya Ermenistan bir, o zaman oraya bir 3 puan daha yazalım. Hırvatları. Şöyle bir şey olsa nasıl olur? Letonya'yı yenmen lazım. Serdar şöyle bir şey olsa. Eğer böyle bir durumdaysa. Zaten Letonya'yı yenemedin ya Haziran'da. Hı. İkinci maçta çocukları hiç oynatma. Bırak tatile gitsinler. Bir dakika. Şöyle bir şey olsun. Şöyle. Haziran'da Hırvatlar maç oynamıyor. 9. ayda. Öyle mi? Tabii 2 maç oynuyor 9. ayda. 9. ayda 2 maç oynuyorlar. Letonya ve Ermenistan deplasmanına çıkıyorlar. Biz 6'sında oynuyoruz. O zaman onlara psikolojik olarak şöyle bir puan cetveli yapayım. O yüzden bu maça çok asılırlar. O zaman işte o yüzden ben de şöyle psikolojik olarak bir şey yapayım. Türkiye bu akşam kazanıyor 6 puan yaptı. Türkiye Galler, bu akşam kazanıyorsa zaten. Galler Letonya maçı da berabere bitsin. 6 2 1 şahane bir puan cetveli olur. Böyle olsun. Bizim bu hesap. Ben bu akşam kazandım. 6 yaptım. Galler Letonya da berabere bitsin. Türkiye gruptan çıktı zaten bu akşam. Ha. Biz yenersek öyle bir ihtimal var mı? Futbolda olabilir. İhtimal her şey var. Sen bu akşam ben Letonya bu akşam ya Letonya Galler maçı bana böyle gollü beraberlik gibi geliyor. Biz İnşallah. Biz yenersek 6. Ne? 6. Evet. 6. Hırvatlar 1. Galler bu akşam yendi mi? 4. 6-4. Beraber olsa 2-2 olur işte. İki hatta Hırvatistan. Ağzından bal akıyor şu an söylediğinde. Böyle bir puan cetveli yaptım ben şu anda. Yani umutsuzum ama böyle bir şey yaptım. Şu an Kuns da onu yapmıştır zaten. O zaman bundan sonraki maçlarda tatil. Kuns da onu umuyordur zaten. Yenilsek de her şey bitmiyor. Onu ama yenildikten sonra orada işte psikolojik olarak, Bak ne diyorum Aykut, biz Dünya Kupası grubunda. Sen bu Norveç'e Hollanda'yı böyle geçiyorsan çoktan çıktın demektir diye düşünürken ne oldu? Bir anda her şey tepe taklak oldu. Dolayısıyla kötü başlayıp iyi bitirebiliriz. O ayrı nokta. İki muhtemel 11'i verebilir miyiz peki buraya? Serdar'ın söylediği şey çok önemli. Orada 9. aya kadar maç ama Hırvatistan'ın bu akşam mutlaka orayı 4 yapıp çünkü o... Orada yok çünkü. Yazın yok Haziran'da. Orada 1 puanla kalmak psikolojik olarak... Ben bu 3 puanı alayım da yazın rahat edin. Kafam Serdar, rahat etsin. Orada 1 puanla kalmak ne kadar kötü biliyor musun? Tabii canım. Orada bir de diğer maçlar oynanacak. Sen tekrar... Sonra Hırvatistan-Türkiye maçı 10. ayın 12'sinde. Bak. Hırvatistan. 6. ayda Hırvatistan'da. Milli takımın kaç maçı var orada? Hırvatistan'ın geçtiği haftada. Hemen söylüyorum. Bak orası o kadar önemli ki. Milli takımımız. Evet. Bak milli takımımız. Haziran'ın 16'sında Letonya deplasmanına çıkıyor. Tamam. Yine Haziran'da içeride Galler'le oynuyor. Abi buyur. Şu an 16'sında Serdar, 19'unda. Evet. Bu akşam 6 yaptım burayı diyelim ki. Hırvatistan 1'de kaldı. O hafta 2 maçın var. 6 puan da aldın. 12 puan. Hırvatistan 1 puan da kalıyor orada. Psikolojik olarak o 9. aydaki maça kadar 9. ay Ermenistan'la oynuyoruz mesela içeride. İşte onları kazanmış olarak ya. Futbolda bu var. Ben şu anda 3'lü 3 olarak görüyorum. Burayı kazandın. 2'de kazandın 3. Puan da 12 yapıyor. 13. Ya Hırvatistan 1 puan da kalıyor. Türkiye'ye bakıyorsun 12 puan Hırvatistan kopar 1 puan gider yani. Bu kadar. Akşam kazanırsak önümüz açık. Şimdi bu kadro iyi kadro. Yani kesin kadro değil biliyoruz da. Bak bu kadro güzel kadro. İyi mi? Bence güzel kadro.
Ben bir tek Enes Nolu'ya Cenk'i koyarım. O da olabilir. Yani Enes sonradan oyuna girerse iyi bir hamle oyuncusu. Cenk sonradan oyuna girerse yine iyi bir hamle oyuncusu. Ben de Cenk'i tercih ederim. Çünkü Cenk hem kenar oynayabilen bir oyuncu. Dolayısıyla kenar oynama özelliği olduğu için özellikle Abubakar'la baktığınızda alberleri güzel yapıyor. Şimdi orada sırtı dönük bir Cenk içeriye Cengiz'i de sokar, içeriye Kerem'i de sokar. Arkalarından gelen Hakan Orkun şut çok çekebilme fırsatı da bulabilir. Tabii karşımızdaki savunma Hırvat savunması. Ama bu kadro, güzel kadro. Bana de ki sen yapıyorsun, santraforun kim? Yani Beşiktaş'ta oynadığı için Cenk demem. Ben sana söylüyorum. Sakın ilgisi yok. Ben söylüyorum. Sakın hiç öyle bir ilgisi yok. Cenk derim. Cenk. Ben Beşiktaş'ta oynadığı için söylemiyorum bunu. Ben de tam tersini söylüyorum. Çünkü o Enes de yapabilir ama bence diri bir Enes hamle oyuncusu olarak daha iyi katkı sağlar. Cenk'in eleştireceğim. Sen de mi Cenk'in? Ben Serdar'dan önce Cenk dedim. Enes'in 16 yaşındaydı galiba. Galatasaray'da ilk golü attığı maç vardı. Bursa Enes de Bursa doğumlu. 16 yaşında Galatasaray'ın ilk golü attığı maçı hatırlıyorum. Galatasaray'ın puan kaybetmişti o zaman. 2011'di galiba. Mesut Ünal'ın oğlu. Mesela eski Bursa Spor. Evet. Hakan Çalhanoğlu gibi mesela. Takımlarında çok milli takımda Enes'i ben bir türlü beğenemiyorum. Bir sürpriz yapar mı mesela? Teknik kapasitesi yüksek Hırvatlara karşı ben de bir tane teknik oyuncu atayım içeri Arda Güler. Ama şimdi bak şöyle. Sevilla maçındaki Arda bu maçta ilk 11 oynar. Sevilla maçının ikinci Sevilla maçının ilk yarısındaki Arda bu maçta ilk 11 oynar. Ermenistan maçındaki Hakan'ın yerine de oynar. Çok net söyleyebilir. Hırvatların muhtemeli var mı? Ona da bakalım. Bu kadro bence güzel kadro. Bir ileri hücum hattında C2 ben bekliyorum. Evet. Hocam kadroyu sayarken 1-0 yeniliyorsun zaten ya. Kramaric. Sayarken 1-0 yeniliyorsun zaten. Modric, Kovacic, Brozovic, Sosa, Gvardiol, Sutalo, Juranovic, kaleci Livakovic, ileride Peter Musa. Yaş ortalaması kaçtır? Hı? Nasıl? Yaş ortalaması şu kadro. Modric bozuyordu biraz zaten. 11'in yaş ortalamasına bak. Yani biz yok takdir ya, takdir bak. Şampiyonun en genciyiz ha, onu bil. Ya işte o yüzden söyleyeyim sana. Sen bunu avantaja kullanabilirsen, sen bunu koşan, pres yapan, takım halinde iyi oynanırsan burada mesela ama yaş şöyle ortalama... bir şey var Savaş. Hırvatlar topu iyi koşturur. Kendini yormaz. Onlar topu koşturur, tecrübe hepsi. Tecrübeli oyuncuların hepsi o şekilde yapar. Mesela Drogba'ydı. Fizik abi... gücün tamam dayanabilir. 90 dakika dayanabilir. Şunu oyun... kapattığında Hırvatistan milli takımını bitirmiş oluyorsun. Şu. Ama kapatamıyorsun işte. Modric. Kapatamıyorsun. Yani senin kapattığın adam var ya. Senin kapattığın adam. Şu. Adam Zadar'a gidiyor bir gün Hırvatistan'da. Babası bunu alıyor. Annesi babası Zadar'a götürüyor Modric'i. Seçmelere sokuyor. Hocanın biri gelip demiş ki ben demiş açık konuşayım seni üzmek istemem ama senden futbolcu olmaz demiş. Babası annesi sormuş artık kim götürürse velisi. Neden? Bu çocuğun demiş fizik gücü çok zayıf olmaz demiş. Ama Modric ne yapmış? Modric demiş ki ben de bu futbol zekası varken fizik gücüm abilerim gibi olmayabilir ama ben bu zeka ile oynarım. Ne yapıyor? Luka Modric yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Luka Modric topu kaybedeceğini anladığı an zaten top onda olmaz. Top başka arkadaşında olur. Rıdvan bak, Rıdvan Beşiktaş'ta öyleydi biraz. Ya yani Modric kıyaslaması değil o. O da fiziken sıkıntı. Ama ne yaptı? Aklıyla oynuyor. Bu adamlar evrim geçiriyorlar. Bunlar öyle evrim geçiriyor. Bende bu yetenek varken ben şimdi 1.80 boyundaki kalıplı bir orta saha oyuncusuyla ikili mücadeleye girmem ama benim zekam ondan daha iyi. Benim oyun zekam. Ben onu devreye sokarım. Luka Modric onu devreye olamıyoruz. Soktuğu için kaç yaşında? Biz niye öyle olamıyoruz? Kaç yaşında Luka Modric? 37 yaşında. Kaç? 37. 37 yaşında halen Hırvatistan milli takımında oynayabiliyor biz Luka Modric. Biz niye bunu yapamıyoruz? Mesela İbrahimovic'ler 40 yaşlarına kadar oynadı. Bizim mesela şu anda milli takımda en çok tartışan geçen sezon işte Burak son turnuvada bıraktığını açıkladı. Evet. Sistemkar bir şekilde. Ama o milli takımı geriye bırakmadı. Dönelim, Emre Belözoğlu aynı şekilde. Geriye dönelim Arda Turan. Yaşlara bakalım. Ya Kuntz'u bıraktı, başkasını bıraktı. Bıraktı. Yani aslında baktığın zaman böyle bir Kuntz'u bırakma gibi lüksün yok. Sen orada milli takım için en değerli oyuncudan. O işin perde arkası başka. Perde arkasının başka oldu. Zaten diyorum ya yani o bir önceki maçtan sonraki basın toplantıları... Ama Aykut'un dediği doğru, o adamı kapattığın zaman
Ama kapatabilmek kolay. Kapattırmıyor orada işte adam. 37 yaşında kapattırmıyor. Aykut şeyi demeye getiriyor. Yani biz onu etkisiz kılarsak saha içerisinde işimiz daha kolay olur demeye getiriyor. Tabii tabii. Ama işte kapatamıyorsun. Hangi işi yaparsan yap profesyonel olacaksın. Bugün orada milyon euroları kazanıyorsunuz ama küsüyorsunuz, sitem ediyorsunuz. Kime, niçine ya? Sizin yerinizde bir dakikalığına olmak ya da sizin gittiğiniz restorana gidebilmek, sizin bindiğiniz arabaya binmek, sizin giydiğiniz elbiseyi giymek gibi örnekleri çok fazla verebilirim. Sitem ediyorsunuz, küsüyorsunuz. Kime, niye, niçin? Bu kadar olanakların olduğu yerde kimsenin küsmeye hakkı yok. İki takımda kalecileri iyi yalnız. Yani savunmalar da iyi. Çok iyi oyuncuları vardı tarih evet. boyunca işte Dario Sırnalar, Mandžukić, Davor Šuker. Gördüğüm en iyi Hırvat kadrosu hangi Dünya Kupası'nda üçüncü oldular? Šukerler, Sleven Bilicler. 98'di galiba. Prosineski. 98'den eskidir Aykut. Amerika mıydı o ya? Söyledin. O kadro 98 eskisi sanki. Neren Davor neler Šukerle, Prosineski o kadro 98. Dario Simic, Sleven Bilic. Evet, evet. Soldo vardı. Zvonimir Soldo. Prosineski. Ya ben hayranlıkla seyrediyorum o Dünya Kupası. Sadece Prosineski vardı ya. Sol ayaklı Real Betis'te oynuyordu. Robert Jarni. Onlar çok büyük. Gördüğüm en iyi Hırvatistan kadrosu. Eski Yugoslavya. Ha eski Yugoslavya olsa. Boban, Zvonimir Boban. Düşün bak Yugoslavya parçalanmasa ne kadro oluyormuş. Tabii canım. İşte Vlahovic'ler, Davor Šuker'ler. İyi, çok inşallah iyi erken bir gol yemeyiz, erken bir golü buluruz. Yorum yapabiliriz. Erken gol yersek geçmiş olsun. Nasıl? Çok sıkıntı yaşarız. Ya işte az evvel bir puan durumu, bak bir daha puan durumunu verdiğinde Aslı, puan durumu üstünden. Yani kaybetsek de her şey bitmiyor baktığımızda. Tabii. Biz bunları masaya yatıralım, konuşalım. Yok canım, her şey bitmiyor. Bitmiyor. Seyirciye çok iç düşüyor. Bursa Spor seyircisi Bursa'da çok maç kazandırdı. Aynen öyle. Şöyle geri dönük bakalım. 90'larda golle kazandırdığı maçlar vardır. O taraftar baskısı bu akşam amil takım için çok önemli. İnşallah maç denerken kopma olmaz. O taraftarın da desteğiyle istediğimiz 3 puan alırız. Ümit Milli Takımımızın maçı hazır diyor sevgili yönetmenim Aslı. Ümit Milli Takımı dün oynadı. Aspor'dan yayınlandı. İzleyelim, saat başı devam. Kameralarımızı Bursa'ya çeviriyoruz. 21.45'te başlayacak maç öncesinde Ay Yıldızlı takımımızdaki son durumu Ahmet Selim Kul bizlere aktaracak. Elbette Ahmet takımımızın kamp yaptığı otelin orada. Otel de stada zaten yakın. Yağmur var. Yağış devam etmekte. Sözü Ahmet Selim'e bırakalım. Sonra biz burada devam ederiz. Aykut İnce, teşekkürler. Yağış gerçekten şiddetli bir şekilde devam ediyor. Tabii bu da biraz maç önü şehirdeki atmosferi size aktarmamıza engel oluyor. Şu anda da hemen takım otelinin karşısındaki mekandayız. Mekan işletme sahiplerine de teşekkür edelim. Islanmadan size detayları aktarmamıza olanak sağladılar. Onlara da teşekkür etmiş olalım. Milli takımımızın otelinde hareketlilik artıyor. Maç saati yaklaştıkça tabii futbolcuların yakınları, arkadaşları buraya geliyorlar, görüşüyorlar. Maç öncesinde açıkçası 12'de bir antrenman gerçekleştirildi. O antrenmanın ardından biraz daha maç saatini bekleme aşamasında futbolcular. Tabii artık kısa bir süre sonra takım yemeği yenecek ve müsabakaya geçmek için buradan hareket edilecek. Milli takımımız dileriz ki bu akşam buradan bir zaferle ayrılır. Çünkü Bursa'da tam 11 yıl aradan sonra ilk kez bir milli maç oynanıyor. Bursa'da 43.361 koltuk kapasiteli Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu bu akşam tamamen dolu olacak. Biletlerin hepsi tükendi. Coşkulu bir atmosfer bekliyoruz. Çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Hırvatistan'la Euro 2024 yolunda, Almanya'da düzenlenecek Euro 2024 yolunda çok kritik bir mücadele oynayacağız. İlk maçımızı Ermenistan deplasmanında kazanmıştık. Aynı Hırvatistan'da ilk maçında kendi sahasında Galler'le son dakika golüyle 1-1 berabere kaldı. Bu akşam alacağımız bir galibiyet puan farkını 5 yükseltmemiz anlamına gelecek. Bu anlamda çok önemli mücadele bizi bekliyor. Eksiklerimiz Abdülkerim Bardakçı ve Tayyip Talha sonuç sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartılmıştı. Rakipte de bu şekilde Bruno Petković kadrodan çıkartılmıştı. Son oynadıkları Galler maçında da Marco Livaja sakatlandığı için maçta forma giyemeyecek. Bize karşı forma giyemeyecek. O da bu akşam kadroda olmayanlar arasında yer alacak. Tabii bu önemli maç öncesinde Arda Turan, milli takımın
takımımızı 100, milli takım formamızı 100 kere terletmiş bir isim. 2008'de Hırvatistan'a karşı aldığımız unutulmaz zaferde de sahadaydı. Bu akşam maç öncesinde kendisine bir plaket takdim edilecek. Hem Spor Bakanı Muharrem Mehmet Kasapoğlu hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi Arda Turan'a bir plaket plaket verecek. Bu notu da sizle paylaşmış olalım. Bursa'daki milli maçlardan bahsetmiştik. Şu ana kadar Bursa'da 11 maç oynandı. 8 maç oynandı. Bu 8 maçta 3 galibiyet aldık, 3'te yenilgi aldık, 2'de beraberlik bulunuyor. Dileğimiz galibiyet mağlubiyet sayılarının pozitif yönde bu akşam değişmesi niteliğinde. Kadrodan bahsetmek istiyorum. İlk olarak tabii ki Hırvatistan'ın muhtemel 11'ini aktaralım. Rakibimiz de kalede Livaković forma giyecek. Zlatko Dolić. Dörtlü bir defans hattına şans verecek. Sağ bek Juranović, sol bek Sosa, merkezde Şutali, Gvardiol ikilisi. Orta sahada Modric, Brozovic, Kovacic üçlüsü ki 3 tane yıldızları da orta sahada forma giyecek. Bu anlamda Hırvatistan'ın en güçlü yanı diyebiliriz. İleri uçta da yine sağ tarafta Kramaric, sol tarafta Ivan Perisic ve forvette de Peter Musa'nın oynamasını bekliyoruz. Son maçta da Kramaric'le Ivan Perisic arasında bir gerginlik yaşamıştı. Kramaric çok net pozisyonda Perisic'e pas atmayınca Perisic'in ağzından küfürler okunmuştu takım arkadaşına yönelik. Ki basın toplantısı da bu gündeme geldi. Henüz bu konuda çözülmüş gibi gözükmüyor. Bu notu da paylaşmış olalım. Milli takımımızın da muhtemel 11'ini paylaşalım. Ermenistan'a karşı üçlü defansa çıkmıştık. Bu maçta dörtlü defansa dönmesini bekliyoruz. Stefan Kuntz'un kalede yine Mert Günok forma giyecek. Defans hattında sağ bekte Zeki, sol bekte Ferdi, stoperde Merih Çağlar ikilisi. Orta sahada bizim de en güçlü yanımız diyebiliriz. Çok formda. Üçü de Avrupa'da çok iyi işler çıkarıyor. Orkun Kökçü, Hakan Çağlanoğlu ve Salih üçlüsünün bu akşam sahaya çıkmasını bekliyoruz. İleri uçta da yine sağ tarafta Cengiz Ünder, sol tarafta Kerem Aktürkoğlu ve forvette de Enes Ünal'la bu akşam gol arayacağız. Dediğimiz gibi Milli Takım Oteli'nin önünde maç saati yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Biz yine hem stat çevresinde hem de buradaki gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğimizi ifade edelim. Ve şimdilik buradaki yayınımızın sonuna gelip sözü tekrar stüdyoya bırakalım Aykut İnce. Bir gelişme olduğunda tekrar gideriz Bursa'ya bağlantı kurarız. Şimdi Galatasaray'la devam edelim. Şöyle ki Nisan ayında Galatasaray'ın ödemesi gereken rakam borç tutarı 400 milyon TL. Haberin detayına bakalım, sonra Savaş'la konuşalım. Kolay değil yani. Söylenen rakam 400 milyon TL. Şimdi dövize çevirmenin anlamı yok. 400 milyon TL bir rakam mı ödenecek borç? Bu borç. Dursun Bey ve yönetimi zaten bunu bilerek geldiler göreve. Kolay değil işleri. İnşaat tarafı devam ediyor, yürüyor deyip Savaş'a topu atalım. Çok da fazla uzatmadan soruyu. Çünkü Savaş mutlaka Dursun bize bir pencere açar. Dursun Bey tabii ki bu yönetimin bunları bilerek geldi ama bu borçlar kendi döneminin borçları. Kendine ait olmayan borçları zaten ödedi bu zamana kadar. Bu 400 milyon TL Ocak'tan Şubat'a, Şubat'tan Mart'a sarkan borçlar. Geçen ay bir ödeme yapılmadı futbolculara. Mart'a, bu 400 milyon onun borcu mu? Tabii ki. Bu son dönemin borcu. Son dönemin borcu. Futbolcu alacakları, bonservis alacakları. Çünkü önceki dönemdeki olanlara ödedi. Önceki dönemde ya kendisinin daha önceki dönemi. Kendisinin döneminden de ödedi. Yani şu anda hemen hemen son yapılan transferler. Bunu Fegül'ün 1 milyon 600 bini çıkarabiliriz. Bir Fegül'ü kendi dönemi değil. Fegül de kendi döneminden geldikten sonra ayrılan bir oyuncu. Ama bir gerçek şey var. Değil mi? Bu Fegül'ü Tudor zamanında gelmedi mi? Fegül'ü Galatasaray'a Dursun Özbek döneminde geldi. Evet Tudor işte. Da Dursun Özbek döneminde o geldi. O ilk dönemini diyorum ama ben. Ama Fegül'ü gönderen kişi önceki yönetim. Fegül'le yollar ayrılması. Dolayısıyla önceki yönetimi buradan ayırırsak bir tek bu 1 milyon 600 bin euroyu çıkarırız. Ama 400 milyonun aşağı yukarı 350 milyon TL'si de kendi dönemlerinde olan bunların birçoğu da futbolcu alacağı ve bonservis taksiti. Çeşitli kaynak arıyorlar. Rezidans satışları devam ediyor. Florya için yeni yapılandırma. Galatasaray'da kaynak arayışları olur, kaynaklar olur. Ama burada Gayrimenkul AŞ, Florya, Mecidiyeköy, Riva hala devam ediyor. Hedef şampiyonluk. Gelirler araştırırken sponsorluklar devam ediyor. Benim Galatasaray'da çok merak ettiğim yine bir şey var. Sayın Cemal Özgürkey'in Columbus projesi ne oldu? 500 milyon dolardan bahsediyordu. Şu anda burada zararda mı, karda mı, herhangi bir kulübe gelir var mı? Duyduğuma göre Columbus projesinin Galatasaray'a zararları oldu. Ne gibi?
500 milyon dolar gelir getireceğim deyip seneyi devirirsin neredeyse. Sene olacak yani Galatasaray yönetiminde, Dursun Özbek yönetiminde. Bu proje seçim öncesi kapışılan bir projeydi. Eşref Amamcıoğlu da seçime girip Burak Elmas'a karşı seçim kaybetti mesela. Eşref Amamcıoğlu. Yani sana orada seçim kazandıran, vardı. Seçim kazanmanın neden olan bir proje, ortada. Proje yok ortada Serdar. Hmm. Galatasaray'daki Columbus projesi 500 milyon dolardan bahsediyor. Neydi bu biliyor musun? İnşaat, gayrimenkul, dijital AŞ, pazarlama AŞ. Bunların hepsi bir çatı altında toplanacaktı. Şu anda inşaattan bir takım gelirler var. Columbus'tan ayrı. Pazarlama ne durumda? Ya sonuçta bu 500 milyon doların Galatasaray'ın şu anda kaynak aradığı yerde ben merak ediyorum. Varsa bununla ilgili bir gelişme, bir basın toplantısı ya da bu Galatasaray'ın resmi sitesini açıklasınlar. Muhtemelen Sayın Dursun Özbek de bunu Cemal Özgürköy'e soruyordur benim gibi. 400 milyon dolar, TL çok ciddi bir para. Yani Nisan ayında Galatasaray'ı çok zorlu bir süreç bekliyor bu ödemeler konusunda. O yüzden de Cemal Özgürköy ve ekibi o Columbus projesinde ortaya koydukları gelir, hedefledikleri gelirin 500 milyon değil, belki 5 milyon, belki 50 milyon. Şu anda ne aşamada bilmiyorum. Zarar da edebileceği ya da ettiği şeklinde haberlerde alıyorum. 400 milyon ciddi bir rakam ama Galatasaray yönetimi bundan daha ağırlarını ödedi, daha fazla rakamlar ödedi. Yine ödenecektir bir şekilde. Bu borçlarda şu anda geçen aydan kalan futbolcu ödemeleri bir ay ötelendi. Ama hedef şampiyonluk. Şampiyonluğa giderken bu parayı ödemek zorundasın. Çünkü o zaman kaybedilen her puanda. Şimdi Konyaspor maçına Galatasaray puan kaybetti. Acaba futbolcu alacaklar ödenmedi ondan mı? Futbolcu alacaklar hiç ödenmeden ya da 6 ay ödenmeden şampiyon oldu Galatasaray daha önce. 4 ay hiç para ödemeden de şampiyon oldu. Hatta 96, 97, 98 yıllarında bir İstanbul Spor maçı var. O zaman kazan kaldırmıştı futbolcular. Paraları Fatih Hoca, Fulya Hanım getirmişti, futbolculara dağıtmıştı. Özcan Can Aydın, futbolcuların alacağı var, Allah rahmet eylesin. İdmana çıkmıyorlar. Bırakın diyor gazlarını alsınlar, çıksınlar, o para zaten ödenir diyor. Futbolcuların antrenmana çıkmama gibi protestosuna izin veren bir başkan vardı yani. Burada 400 milyon rakam çok yüksek gözükebilir. Ben Nisan ayında peyderpey bu paralar ödenir. Mutlaka bunun sıralaması vardır. Fegüli için Nisan ayında öncelik yok. Fegüli Galatasaray'a bir transfer yasağı geldi. Yaz dönemi transfer yasağı. Burada 1 milyon 600 bin TL, euro kaç para yapıyor? Bunu çıkaralım. Kalan rakam Nisan 30 Nisan'a kadar ödenecek rakam. 1 milyon 600 bin euro ne yapar? 1 milyon 200 olsa bir dakika. 30 milyon TL'ye yakın. 30 50 milyon TL çıkar dışarıya. 1 milyon 1.6 milyon. 1.6. Euro 2 200 6 5 desen 30 38 milyon TL. 50'de. 40-50'de. Yine orada 350 milyon TL'ye kalıyor. Fegüli'yi çıkaralım, diğer paralar ödenecektir. Onun için de çeşitli kaynak arayışları var. Galatasaray yönetimi çalışıyor, Sayın Başkan çalışıyor, yöneticiler çalışıyor. Ama ben şu Columbus projesini alemde uzun bir süredir sormuyordum. Yine soruyorum buradan. Galatasaray'la adına soruyorum. Size oy veren insanlar adına soruyorum. Ama proje içindeki başlık bildiğim kadarıyla herhalde değil mi? Anladığım kadarıyla Columbus başlık. Birleştirilmiş bir projeydi. Ama o birleştirilmiş projenin içerisindeki bazı projeler şu an parçası koparılıp yapılmaya devam ediyor. Yok. İnşaat özellikle. Ayrı. O tamam, o gayrimenkul şirketi ayrı. Yani o projenin dışında mı? O projenin dışında devam ediyor. Ben onu sordum. Yani işte, o projeyle ilgili hiçbir şey yapılmıyor. O projeyle ilgili, ya Serdar. Birleştirilmiş veya ayrıştırılmış. İki tane seçime giriyorsunuz. Birisinde Burak Elmas'a karşı kaybettiniz. O seçimde o proje Galatasaray'ın en önemli geleceği adına çok önemli bir projeydi. Dursun Özbek Yönetim Kurulu kurarken Sayın Cemal Özgürköy orada o projeyi ortaya çıkarttı. Hatta bu proje Eşref Amamcıoğlu benim projem, senin projen gibi bir çok önemli bir proje olarak ortaya lanse ettirildi. 500 milyon dolardan bahsediyorum total gelirden 3 yıllık. 3 yıllık yönetim olduğu için. Ama şimdi gelinen noktada ben Florya Emlak Gayrimenkul AŞ adında şirket kuruluyor. Yeni şirketler var. İşte dijital pazarlama AŞ. Burada Galatasaray kaynak arıyor. Galatasaray'ın şu anda aradığı kaynağı, ben de diyorum ki Galatasaray futbolcu ödemeleri için 350 milyon TL için kaynak arıyor. Columbus projesindeki olan biriken bir kaynak varsa buyurun ortaya koyun. Ben değil bunu. Bütün Galatasaraylar mutlu olur. Sayın Dursun Özbek de mutlu olur. Diğer yöneticiler de mutlu olur. Yani bu zararda mı, karda mı ben çok merak ediyorum. Zarar varsa zarar, kar varsa kar. Çünkü o çok konuşuldu. Toplantılar yapıldı, bazı toplantılar yapıldı, lansmanlar yapıldı. Galatasaray bu parayı da öder. Öder yani Galatasaray şu anda rakam olarak baktığın zaman ciddi bir rakam. Ama futbolculara ödemek zorundasın. Futbolculara ödemediğin zaman da olası bir kayıp, puan kayıplarında bu çıkıyor karşınıza. Şu anda Galatasaray şampiyonluğa odaklanmış vaziyette. Milli arada Okan Hoca 4-5 gün takıma da izin verdi. Burada kalanlar hazırlık içinde. Mertens'in
önemli bir maç öncesi, Adana Demirspor maçı öncesi oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Tamamen sahaya odaklanmış vaziyette şu anda Galatasaray. Hiç kimse şu anda Galatasaray'ın 400 milyon lira ödemesi varsa, 400 milyon TL ödemesi varsa bunu Galatasaray yönetimi düşünecek. Futbolcular işine bakacak, teknik heyet işine bakacak. Çünkü Galatasaray şu anda zirvede sahibi, şampiyonluğunda en güçlü adayı. Bu arada tabii yarın Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı var. Kulüpler Birliği'nde tüm başkanların tam kadro orada olması bekleniyor. Gündem maddesi elde ettiğimiz istihbarat, kulağımıza gelen Gaziantep ve Hatay maçlarında puanların silinip silinmemesi konusu. Bir de yanılmıyorsam playoff konusu tartışılacakmış. Ve tabii sonrasında ekonomik tedbirler vesaire. Bilmiyorum, senin kulağına gelen bir şey var mı toplantının detayına dair? Yo, sen doğru söyledin. Belki eksik, yanlış da olabilir. Yo, estağfurullah. Ama umarım playoff gibi bir karar çıkmaz inşallah. Playoff asla ihtimal vermiyor. Zaten karar çıkmıyor. Orada oy birliği yapıp TFF'ye sunuluyor da. Tabii. Yani ben karar çıkmaz derken oradan çıkmaz anlamda demiyorum. Futbol dünyasında. Alınan karar tavsiye niteliğinde. Evet. TFF'de federasyona iletiliyor. Burada her türlü karar çıkar ama bir tek playoff çıkmaz gibime geliyor. Zaten çıkmaması lazım. O yani. Çıkamaz yani. Orada bir fikstür var. Bu sonunda milli takım maçları var, apı maçları var. Yani orada hem her şey o var, hem Galatasaray'ın bir avantajı var. Fenerbahçe'yi yenmiş, Beşiktaş'ı yenmiş, Trabzon'u yenmiş bir takımdan bahsediyorsun. Burada ne çıkacağı önemli değil. Geldik mi demek istediğimiz noktaya? Geldik. Neydi o nokta? Acele aldığın karar şu an Kulüpler Birliği'nde, yani yarın tartışılacak. Kaçmıyor ki bir yere. Sezon duruyor. Lig duruyor. Ligin duruyor. Bir yere kaçtığı yok. Acele etme. Sen acele ettiğin için Beşiktaş Başkanı çıktı o gün. Konuşmak zorunda kaldı. Artık insanlar Ahmet Nurçe bir zamansız konuştu demiyor. İnsanlar federasyon niye acele etti diyor. Aynı karar çıksın ama fikir birliği olsun. Tartışılan nokta buydu. Ha, Beşiktaş tarafı puan bölümünü de konuşmak istiyor. Konuşur. Yarıştan atıyorsa seni bu sistem tabii ki karşıya çıkar. Tamamen atıyor yarıştan neredeyse. Daha farklı bir yol yok mu? Eskiden öyle olmuş. Eskiden öyle olmamış. Eskiden tek takım vardı. Eskiden iki takım hiç olmadı. Eskiden 11 ilde deprem olmadı. Eskiden bu kadar büyük bir felaket yaşamadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketini yaşadık. E tabii. Böyle bir felaket kimse yaşamadı. Acele almış bir karar diyebilir miyiz bununla ilgili? Acele al. Bak şimdi federasyon bu kararı alabilir. Yetkisi var. Çünkü kulüpler imza veriyor. TFF'nin alacağı her türlü kararı kabul ediyorum şimdiden. Peşin imza atıyor. Artık ne yaparsa kabul edeceksin. İmzayı attın. Zaten o imzayı da neden atıyorsun? Sezon sonu. Beşiktaş hiç etmedi ama o. Daha çok sıcağı sıcağına 3 gün 4 gün lig bir süreçte Ahmet Nurçebi önce bu konuya itiraz edeceklerini söyledi. Sonra sezon başında bir imza veriliyor, onu söylüyorum. O imzayı atıyorsun zaten. Bütün kulüpler atıyor. Ama buna rağmen tabii ortada bir de tabii Rus takımlarının UEFA tarafından bu sistemin dışına çıkartılıp onların boşluğundan ne yaparız diye alınan bir karar var UEFA'nın. Ama bu da tavsiye niteliğinde. Yani bu da yerel futbol yönetimlerine bunu dikte etmiyor. Tavsiye ediyor. Bu iyidir. Bunu uygularsanız daha iyi olur. Böyle bir durumda. Hmm. Ama son karar futbol federasyonları. O ülkelerin futbol federasyonları. Öyle bakılır. Şimdi burada kriterler vardır. Dersin ki arkadaş böyle bir olay oldu. Birincisi alacağımız karar ligdeki rekabeti öldürmeyecek. İkincisi alacağımız karar ligimizin marka değerini, ekonomik değerini aşağı düşürmeyecek. Üçüncüsü yayıncı kuruluş da bundan zarar görmeyecek. Kulüpler de zarar görmeyecek. Dördüncüsü ligin ilk yarısındaki kazanılmış hakların da korunması önemli. Takımların galibiyetleri var, bilmem nesi var. Bunlara bakılmaksızın bir karar alındı bence. Bakıldıysa da yeterince süreci bir karar. Yani belli bir zaman içerisinde alınmadı. Acele edildi gene. Yani belki de bir hafta alman gereken bir kararı bir saatte aldın. Aykut, onu demeye çalışıyorum. Eğer böyle yaptığın zaman domino etkisi oluyor. Her şey olumsuz gidiyor bir anda. İnsanların kafasında acaba soru işareti olmayacak. Neden acele ediliyor? Efendim alırım. Kime ne? Daha dün bir şey değiştirdin.
Hakemlerle ilgili bir şey değiştirdi gene. O şeyi değiştirdi, yabancı sayısını değiştirdi. Adamlar, yabancı adamlar Türk statüsünde oynuyor. Bakın ne kadar radikal bir karar değil mi? Neden deprem bölgesindeki oyuncuları kolaylık sağlamak için? Şapka çıkarıyor. Daha farklı şeyler de var. Her hafta, neredeyse iki haftada bir yeni kararlar alınıyor. Çünkü olağanüstü bir durum var. Olağanüstü durumun olduğu bir yerde de 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yapılmış şeyler uygulanmaz. Ama o zaman şöyle bir şey demek lazımdı. Sayın Başkan'ın... Ben bir kez daha şunu ekledim de, her konuşmamda yanlış anlaşılıyor. Burada özne Galatasaray değil. Tabii ki canım, burada Türk özne Futbol Türkiye Özne. Futbol Federasyonu. Ama şöyle bir şey var. Burada Sayın Başkan'ın mesela Mehmet Özekşin bu karar değişmez diye ısrarla söylemesinden sonra orada sıkıntı var. Bu karar değişmez. Bu kararı burada aldık. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin... Kulüpler Birliği niye toplanıyor? Kulüpler Birliği niye toplanıyor? Niye şimdi ortak karar alıyor? Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de bu konuda da ilk günden itibaren sürekli olarak bunun değişebilmesi için her şeyin bitmediğini ve mücadele verdiklerini ifade etmesi. Federasyon Başkanı birkaç kez bunu biz bu kararı değiştirmeyeceğiz dedi. Dünkü açıklamaya bakıyorum. Sayın Ali Koç da orada başkan konuşurken puan silinmesine evet daha orada destekleyici bir evet var yanında. Ali Koç'un. Ali Koç'un. O yüzden yarınki toplantı gerçekten Türkiye'de yeni tartışmaların, futbolda yeni tartışmaların getirebileceği önemli bir karar olur. Önemli bir toplantı. İşte federasyon eğer acele etmeseydi bu toplantı olmazdı. Acele ettiği açıklamadan sonra ucunu açık bıraksaydı. Biz şimdilik bunu aldık. Kulüplerimizle oturup konuşacağız. Sonra tekrardan bakacağız. Lig zaten şeyde başlayacak Savaş. Mart'ın ilk haftasında başlayacak. Vaktim var. Vallahi, bazı şeyleri federasyon vaktinden bir gün önce açıklamıyor muydu? Serdar, burada ilk yarı oynanan puanlar silinirse şu anda iddia edildi. Ben puan silinmesine karşıyım. Mutlaka bir güncelleme yapılacak bu kararda ama ne çıkacak bilmiyorum. Yok, puan silinmesi, bak playoff ve puan silinmesi haksız olur ama ikinci yarıda o deplasmanlara herkese 3 gol 3 puan verilmesi olayı enteresan. Çünkü sen o tartışılır. Çünkü sen geçen sezon gibi eğer Beşiktaş'ta yaşadığın şampiyonluk karşısında bir golle avaraja kaldığı zaman yarış dışında bir takımda kalıp o oynamamış çok takımla tartışma, bak, 3-0 ligin olursa sonunda tartışma olmaması için aklı selim bir karar alınması lazım. Hangi bunun karar sonunda çıkarsa çıksın tartışılacak yarın. Bir kere federasyon... Çünkü en başında bu karar değişmeyecek dediniz. Tabii. Bir defa buraya bunu koyacağız, buraya bunu hocam, koyacağız. Orada çıkacak kararlar. Sayın Başkan bunu demiştiniz, şimdi bu oldu. Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikledin. Bu kararı alırken de futbolun içinden gelen hiçbir adam bir tek Hamit Altın topar. Bildiğim kadarıyla. Ama yani bir kulüp başkanlara, Hamit Altuntop'u hiç bu konularda ilgili açıklama koyduk mu? Gördük mü? Bir tek gördüm. Milli takımda ilgili. Milli takımda da istediği zaman konuşuyor, istemediği zaman konuşmuyor. Bizim varımız gibi, varla yok arası. Evet, bir tek futbolun içinde. Ve futbolundan gelirken Serdar hatırlıyor musun? Bak, işte Türk futbolunun içinden gelen bir yönetici olacak, futbolu bilen birisi olacak. Hep yıllardır özlediğimiz, istediğimiz şeydi yani. Hamit Altuntop'un futbola, federasyona girmesi. Ama şu anda hiçbir şekilde sorumluluk alıp bir bu gibi şeylere girmiyor. Bak şimdi rezerv ligi de koydular. Birkaç hafta sonra kaldırdı. Onu da kulüpler istedi. Onu söyleyecektim. Onu söyleyecektim. O aklıma geldi ama bugünkü gündem sadece bu yüzyılın faciası olduğu için, yüzyılın felaketi olduğu tabii, için. Tabii. O yüzden sokmak istemedim. Ama şöyle bir şey var. Bu tabii hangi sezon? Münih Türk Gücü maddi olanaksızlar nedeniyle ligden çekildi. Alman Futbol Federasyonu tüm oynanmış maçları yok saydı. Bundesliga 2'de. Bundesliga 2'de herhalde eski bu galiba. Bildiğim kadarıyla. Herhalde eski yok. Bayağı bir eski, hatta yeni değil, bayağı bir eski diye hatırlıyorum ben de. Bayağı bir dönem oldu onunla ilgili. Ama senin söylediğin olay önemli. Bu futbolun içinden gelen bir tane Hamit Altuntop için biz yıllarca işte bu federasyon hep istediğimiz şey futbolu bilenler yönetsin, futbolun içinden gelenler yönetsin diye. Ama o da arada bir sorumluluk al, arada bir çık konuş, şu andaki tartışmaların içinde bir görüş belirt. Pekala. Sayın Başkan'ın işi kolay değil. Önümüzdeki hafta gündemimiz zaten normalde derbi olacak ama. Abi bak söylüyorum sana. Derbinin dışında bu da çok olur. Bu derbiyi geçer bu gündem. Ben yarından sonra burada hangi karar çıkarsa çıksın, daha önce alınan kararın dışında sadece ikinci yarı maçlar şimdi, sayılmış olsa tabii bile Sayın Başkan'ın Mehmet Öksün burada koyacaklar. Bu görüntüsünü koyacaklar. Sen bunu demiştin. Hani olmazdı? Niye oldu?
Dünkü toplantıda bile Sayın Başkan konuşurken Ali Koç'un orada bir değişmesine yönelik bir destekleyici bir şey var yani. Eğer böyle karar uygulamaya devam edilirse şu da söylenebilir. Ligi bitirin. Beşiktaş Fenerbahçe derbisinden sonra ligi bitirin daha iyi. Diyenler çıkabilir. %100 çıkacaktır. Çünkü bu karar almadan önce de ligi bitirme gündeme gelmişti. Çünkü böyle bir şeyi Cumhuriyet tarihindeki en büyük felaketin yaşandığı bir dönemde böylesine bir karar 2-3 günde acele bir şekilde 10-15 kişi tarafından alınmaz. Ya biraz da yardımcı bütün, olmak lazım. Herhalde biz de orada tek başına bırakmayacaksın onu. Yardımcı bak, olacaksın orada gene. Ne dedi Hırvatistan teknik direktörü? Niye sizde olmuyor? İşte bundan dolayı oldu. Futbol böyle yönetilmesi olmaz. Son zamanlarda eleştiriyoruz. Çok fazla eleştirecek yanı var, öveceğimiz yeri var. En çok herhalde yükü ağır olan, ya öyle bir dönemde gelmişim diyen Sayın Mehmet Büyükekşi'dir herhalde. Hiç hakikaten kolay değil işi yani. Ama kolay değil. Değil. Ya, Türk futbolunda zaten orada bir numara olmak kolay bir şey değil zaten de. Şu anda yaşanan olay çok çok ekstra bir durum yani. Nihat Özdemir niye bıraktı? Burasına geldi. Ama kulüpler... Kimseye yaramıyor ama bak yani. Sadece kulüpler değil. Kendi camiasına bile yaramaz vaziyete gelmişler. İnsanı insan yorar. Nihat Bey belli başlı isimlerden yoruldu herhalde. Bıraktı. Alın dedi, futbol sizin olsun. O nedenle Türk futbolunun baştan aşağı... Yani ne derseniz deyin, arınması lazım. Nasıl baştan yapacak? Aşağı. Nihat Bey geldiği zaman herkesin abisiydi. Abdurrahim Albayrak, Sayın Mustafa Cengiz'e futbolun olmadı. Abisi, Nihat ama abisiydi. Basın toplantısında Nihat Başkan, Nihat abi diye soru soruyor. Hocam kaç tane TFF başkanı gitti, kaç tane MHK başkanı gitti, kaç tane kulüp başkanları gitti, kaç tane teknik direktörler gitti ama bir şey değişmiyor. Neden? Bunun cevabı çok basit aslında. Bulunur. Şimdi neden cevabı çok basit. Şimdi o da mesela unutma lafını. Göreve gelirken herkesin abisi olarak geldi ama herkesin abi dediği insanlar kendi camiasına da dair aşırı eleştiriler. İşte sırtından vuruldu lafı vardır ya çok yani. Çok aşırı eleştiriler vardı ya. Yanlışları var mıydı? Vardı. Ama o kendisine abi diyenler artık bu işi yapamıyor. Bırakmalı noktasına geldi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben umutluyum Türk futbolun geleceğinden. Biz bugünü konuşuyoruz ya. Ben umutluyum. 200 sene sonra çok şey değişebilir Türk futbolunda. Çünkü patlama noktasına geldi olay. Mesela Fenerbahçe çok çok iyi bir adım attı. Kimse farkında değil. Ne için? Zenit'le anlaşma yaptı. Hmm. Fenerbahçe yönetimini kutluyorum. Geleceği gördükleri için. Şimdi Galatasaray'da Azerbaycan... Hayır bak. Asya. Ne oldu? Yazıyorlardı. İşte Dinamo Kiev taraftarını ayıp ettik, Ukraynalıları ayıp ettik diye bizim spor basında yazıyorlardı. İşte özür dilerlerse hem onların da gönlünü yapmış oluruz falan filan. Ben de dedim ki siz dedim kimsiniz ya dedim Fenerbahçe özür dileyeceksiniz. Siz kimsiniz dedim yani. Nasıl bir bilginiz var da bu konularda, bu siyasi konularda, savaş konularda ne uzmanlığınız vardı Fenerbahçe taraftarına özür dilettireceksiniz siz dedim. Bak o Fenerbahçe ne yaptı? Zenit'le anlaştı. Neden? Vallahi ben sana şunu söyleyeyim mi? Rus takımları hiçbir yerde yok. Havuz kaynıyor orada. İnanılmaz yetenekli oyuncuları var Rusların. Öyle böyle değil. Bu iş birliğini Türkiye'den başlatan ilk kulüp Fenerbahçe. Bak anlaşma çok güzel. Kutluyorum. Geç kalmış bir anlaşma. Değil geç. Vallahi ben bu kadar erken beklemiyordum. Türkiye'den bir kulübün bunu yapacağını beklemiyordum. Çin duruyor da, Rusya duruyor da. Efendime söyleyeyim Azerbaycan bak Galatasaray sürekli gidip duruyor. Çin için yaptılar abi. Hatta Azerbaycan Futbol Federasyonu'na Türkiye Futbol Federasyonu anlaşma yapıp aralarında yabancı statüsünü bile kaldırabilirler. İşte Çin'e hazırlık maçı oynamaya gitmedi mi? İşte durdu. Durdu. İşte niye? Niçin? İşte belirsizlik. O hazırlık maçında bir projeydi ya. Beşiktaş tabii. Burada gidecek. Uzak Doğu'da işte çok güzel şeyler yapacak. Çok güzel hareketti. Ama kaldı. Hong Kong'da ofis açtılar. Kaldı. Çünkü kulüpler, yöneticiler sürekli değil. Sürekli yönetim değişiyor, sürekli adam değişiyor. Şimdi ama şu... Almanlar orada, İspanyollar orada, İngilizler orada. Şimdi... Neden Chelsea iftar veriyor? Neden bu hoşgörü? Kutluyoruz o ayrı. Nedenin içini bilmiyorum ama güzel ya diyor. Ben de diyor, benim takımımı Müslümanlar da tutuyor. Bende sadece Hristiyanlar yok diyor.
O tüm dinlere saygı duyuyor. Aynen öyle. Çünkü bütün dünyanın tuttuğu bir takım haline geldi Chelsea. Şimdi Fenerbahçe çok güzel bir şey yapıyor. Şimdi, göreceksiniz bak, eğer bir aksilik olmazsa. Madem Fenerbahçe dedin. İşleri inşallah rast gider. Şimdi Galatasaray Adana Demir tabii bir gün önce oynayacak. Galatasaray'ı konuştuğumuz için sormuyorum. Şimdi. Ha, tarih de geldi. Mart 2022. Münih Türk Gücü. Bu kadar yeni miymiş ya? Evet. Şimdi. Ben daha eski hatırlıyorum. Demek ki o olay başka. Münih Türk Gücü eski bir takım. Oradan Türkiye'ye gelen futbolcular geliyordu oradan. Ya. Galatasaray Adana Demir maçının sonucu pazar günü etkiler. O kesin. Ama şöyle oturduğunda, Savaş'a da soracağım onu. Bir düşündüğünde elbette Hırvatistan maçı var, o ayrı bir konu. Onu zaten çok konuştuk ama nasıl bir maç kafanda şöyle hayal ettin baktığında? İşte Kadıköy, atmosfer, seyirci, Beşiktaş, Gezal'ın oynama ihtimali var, kadro, Şenol Hoca'nın tecrübesi, bir tarafta Jesus derbi kazanamamış, çok kritik bir maça çıkıyor. Jesus Hoca ve camia, Fenerbahçe camiası topyekün. Ama dediğim gibi cumartesi Galatasaray Demir maçının sonucu da doğrudan etkileyecektir tabii. Bu karşılaşmayı. O da önemli maç. Oynadın mı kafanda? Şöyle bir ölçüp biçtin mi, tarttın mı? Sonra aynı soruyu devamında Savaş'a da ileteceğim. Hocam o stat derbilerde başka bir havaya bürünüyor. Başka bir stat. Yani Vodafone da öyle, Galatasaray'ın stadı da öyle. Derbilerde ev sahibi takımın rakibin bayram ev sahibine %51'i diyorsan, rakibi %49 diyorsan o %1'in nedeni tribünler. Doğru. Bu öyle bak. Kadıköy'de öyle, Dolmabahçe'de öyle, işte Seyrantepe'de öyle. Hepsi öyle. O %1 ev sahibi takıma yazılır. Yazılır. O büyük bir avantaj. Hele hele bir de böyle bir iyi oyunla başlarsan, baskılı başlarsan geçmiş olsun. Oraya gelen takım için. Dolayısıyla kontrollü bir Beşiktaş olur. Bu daha önceki maçlarda verdiği pozisyonlar gibi alan bırakmamaya çalışır. Kendi işte Abubakar bu maça özel hazırlanıyor. Bireysel antrenör getirmiş. Görüyoruz videoları falan. Ama böyle kağıt üzerinde kolay değil bu işler. Tabii. Şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'ı yendiği zaman iş başka boyuta gider. Bir de düşünsene Galatasaray puan kaybetti. Ama Galatasaray yendi. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendi. Gene işler değişir. Yine işler değişir. Bu sefer Beşiktaş mı acaba derler. Evet derler. Çünkü Beşiktaş'ın Galatasaray'la maçı var. Galatasaray'la maçı var. Bak şimdi öyle bir ilginç bir şey ki. Galatasaray'da bayı var. Bak. Var değil mi bayı? Var. Yok. Var. Galatasaray bayı oldu. Bay oldu. Bay oldu. Fenerbahçe'nin var. Fenerbahçe'nin bayı var. Sen söze başlarken dedin ki bu maçın sonucu Beşiktaş-Fenerbahçe maçını etkileyecek. Oyun anlamında, sistemi anlamında, psikolojik baskı anlamında. Galatasaray Adanaspor maçını kazandı. Çekilecek ve maçını rahatsız edecek. Bir de olası, kulüpler birliğinden Beşiktaş'ın lehine bir şey geliyorum. Çıkarsa. Oraya geliyorum. Derbi ne olur? O maçın sonucu kadar bu çıkacak karar belki daha fazla etkileyecek. Eğer orada ikinci yarı maçları için nasıl bir karar çıkar bilmiyorum ama Beşiktaş'ın maçı. O zaman Fenerbahçe Galatasaray'ın aynı kararı mı? Şimdi ya o zaman şöyle bir şey var. Beşiktaş direkt potada. Beşiktaş tabii. Arka planda unutulmuştu. Bazı bizim sevdiğim eski yöneticilerden abilerim var. Dedi ki Beşiktaş şu anda bu süreci hiç peşini bırakmayacak dedi ilk günden beri. Hakem hatası oluyor. Fenerle Galatasaray arasında Fenerle Galatasaray tartışırken Beşiktaş giriyor bir anda. Çünkü Beşiktaş bu. Bir soru geldi. Celal Kolot bizi izliyoruz. Selam olsun Celal abi. İngiltere'de mi? Nerede abi? Eski yönetimde. Yok Türkiye'de ya. Celal Türkiye'de. Çünkü herhalde İngiltere'de olur. Valencia durumu var bir de. Oynayacak gibi. O oynayacak diyorlar ya. Oynayacak gibi. Ben de oynar diyordum. Bak, İlk günün itibarı oynayacak gibi diyorum ben. Oynama ihtimali %30 olsun oynatırlar. O oynar bir defa. Onunla başlar. Onda da oynama gibi bir hırs, istek var yani. Zaten dünya kendi de da kendisi de oynar. Onu demek istiyorum. Batu burada yok. O yok, kesin yok. Şey sıkıntılı. Ben Lincoln yok. Batu King yok. Lincoln yok. Yok. Ya 11'i etkileyecek ama Beşiktaş'ın şu anda psikoloji yok. Baktığı zaman Gezal, Jetson, Abubakar, Salih Cenk. Masoyki mesela hoca ilk başta eleştirdi ama çok formda. Bu arada Sais milli takımda yine döktürüyor. Hoca bir türlü istemiyor. Orada da ayrı bir şey var. Onur formda milli takımdan dönerse. Kulübeye bakıyorsun. Şimdi 15 gün önce Beşiktaş'ın kulübesi son derece gençlerden dolayı bir kulübe izliyorduk. Yani 10 tane oyuncudan 5 tanesi 6 tanesi genç. Serdar daha iyi biliyor. Redmond formda. Mulaka Maxim benim çok beğendiğim bir oyuncuydu zaten. Doğru. Beşiktaş'a Maxim. Gelmeden önce de ki geçen hafta oyuna girdi. Çok güzel bir şık pas verdi. Tayfun öldü. Hamle olarak da Şenol Hoca'nın eli kuvvetli. Yani rahat. Muleka var saydın mı Muleka? Formda biraz. Redmond, Muleka'yı saydın mı? Muleka'yı saydım. Hocanın
burada psikolojik olarak maça iyi hazırlanıp iyi hazırlarsa. Şenol Hoca'nın da çünkü Fenerbahçe stadındaki maçlara baktığınız zaman en büyük o psikolojik hazırlığı kendinde görmesi lazım. Sonra futbolculara yansıtması lazım. Ama şu konuşulmuyor artık. Şenol Güneş Kadıköy'e hangi renk kravatla gelecek yerine ben sosyal medyada gördüm hangi montla gidecek diye konuşuyor. Artık son zamanlarda mont çok o gün ama işte. 19 derece hava sıcaklığı. O gün hava iyi değil mi? Tam hafif yağmur var. O yüzden hava sıcak. Mont giymeye giyer hocam. Bugün giyer. Ben baktık. Hocam bu saatten sonra ne kravatın rengi ne montun rengi her şeye aynen. Dikkat eder. Dikkat eder yani. Eder mi? Eder abi. Ya şunlardan da hocam takım elbiseli gitmez derbiye. Vallahi yani derbilerde gene Adana takım giyiyor ama. Galatasaray Adana Demir maçı bu maçı %100 etkiler. Neresinden bakarsan bak hepsi etkiler. Hepsi birbirle bağlantı. Bak kulüpler bak, araya birliği, kulüpler Galatasaray birliği Adana Demir kulüpler Spor. Birliği, Fenerbahçe Beşiktaş hepsi birbirle şu bağlantı. Şu anda maça kadar böyle bir baktım. Şey daha bağlantı noktası var. Milli takım. Formda falan gelen olacak, oyuncular olacak. Sakatlık kimseye vermesin tabii. Hiçbir oyuncumuza. Onu da bekliyoruz. Doğru. Onu Mert var Beşiktaş'tan, şimdi, Onur var, tabii. Ferdi var. Fenerbahçe'de çok mesela. Kerem var Galatasaray'da. Tabii. Valencia, Beşiktaş'ta şu oyuncu diyebileceğimiz yok. Abubakar formda, Ceza formda, Cenk formda. Adana Demirspor'dan oyuncu var mı milli takımda? Yok. Bu da var. Adana Demirspor'da yok. Şey cezalı, Belhan da cezalı. O maçın da mesela bak iddia ediyorum, maçın genel anlamda oyunu skorunu belirleyecek en önemli adam Onyekuru olur. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam kanat bakıyor ya. Onyekuru'yu alma ihtimali varsa alsın. Bu Delali Inter Miami olmadı galiba oradan değil mi? Oradan öyle kolay oyuncu alamazsın. Yani alamaz. Murat Başkan'dan öyle oyuncu almak kolay değil yani. David Beckham istiyordu onu. Delali? Bir sakatlığı bir iki ay daha olduğu için herhalde durdurmuşlar. Almaz. David Beckham da almaz. Delali'nin bak futbola dönme ihtimali... Resmen Beşiktaş'ın elinde kaldı. Abi Beşiktaş'ın insan çok üzülüyor. Üzülüyor yani. Tabii. Çok yetenekli bir adam. Ama hani gitti... Yırtık geldi Adelis. Evet. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Kim yırttı diye espri oyuncusu. Yapıldı. Beşiktaş'ın oyuncusu. Tabii. Satın alma opsiyonu ödüyor. Kiralık. Tabii. Yok opsiyonu kullanmaz zaten. Hayır Beşiktaş şu anda sezon sonunda. Ama bak. Beşiktaş'ın elinde kal diyorsun da sezon sonunda sanki ama olacakmış yok, gibi. Yok. Sevgili Aykut. Şunu söylüyorum. Kaldı yani. Hiçbir şey yaramıyor. O anlamda söyledim. Inter Miami'nin olduğu lig. Öyle olduğu Süleyman Urmalı alır. Inter Miami'nin olduğu lig. MLS ligi çok farklı bir yere doğru gidiyor. Bak David Beckham. Oraya gittiğinde Madrid'deydi değil mi en son? Real Madrid'deydi herhalde. Real'deydi galiba. Daha az paraya gitti. Yani Avrupa'da daha fazla para kazanacakken oraya gitti. Dediler ki ya bu nasıl bir adam saf falan dediler. Ama adam öyle bir kontrat yapmış ki. Kulübün sahibi oldu. Çünkü geleceğini gördü oranın, o ligin. Büyüyor gittikçe. Ve orada Messi'nin adı geçiyor. Hangi kulüp daha belli değil. Fakat diyorlar ki Messi'yi alalım. İşte hangi kulüp alıyorsa bonservisinin bir kısmını diğer kulüpler ödesin. Neden? Ligin marka değeri artacak, ligin şusu olacak, busu olacak. Kafayı görüyor musun adamlardaki? Ama hala çok zeki. Bak kafayı görüyor musun adamlardaki? Bonservis orada biliyorsun federasyonlarda öyle şey yok. Oraya böyle bir hani Türk futbol yapılar gibi yapılar giremiyor işte. MLS'e birincisi kattı. Parayı takip ediyor devlet. Her şey şeffaf. İkincisi... Menajer hocalar yok. Hocaları suçlamıyorum. Menajerle çalışan hocalar yok anlamında söylüyorum. Üçüncüsü, adamların vizyonu çok geniş. Herkese eğlendirmek istiyorlar. O yüzden açık futbol oynuyorlar. Basketleri de öyle. Beyzbolda her şey. Savunma yok adamları bir fiyat. Futbolun içinden geliyorsan böyle... O yüzden Delali almazlar. Yatırımı boşa yapmazlar. Boşa da yatırım yapmıyorlar. Serdar. Yani orası bir oyuncu mezarlığı değil o lig. Futbolun içinden geliyorsan anlamda söyledim. Böyle geleceksin işte. Bak adam gitti orada. Bak ne diyorlar kattı. Ya? Tabii canım. Acayip bir renk kattı. Ama kulübün sahibi oldu ya. Kulübün sahibi oldu. Tesisleri gördün ve mü? Ve hala. Bak nasıl geleceği görmüş? Tesisleri gördün mü adamları? Görmedim. Muazzam bir tesisleri adam var. Hala reklamlarda, imaj haklarında evet. Her yerde var. Bir de futbolcuya sözleşme yaptırırken her şeyini biliyor artık. Oraları böyle en ince ayrıntısına kadar girmiş. Senin yapacağın, Türkiye'nin de yapacağı bu. Biz de yapıyoruz işte ya. Çok güzel yapıyoruz. Biz evet. De çok güzel yapıyoruz. Çok biz güzel, bir tane az önce söyledim ya ben tekrar 18 ben niye göremedim? Futbolun içine gelen adam diye sevindik ya. Hoca futbol, demiş ya oyuncusuna futbolu... o devrede ısın oyuna giriyorsun demiş ikinci yarı. Hocam ben zaten oyundayım demiş. Ben niye göremedim demiş hoca da. Şimdi senin söylediğin ben niye göremedim Savaş? Ben başka ülkede mi yaşıyorum? Ya fazla değil ya. 2 sene önce Sayın Nihat Özdemir dönemiyle beraber Hamit Altıntop, Türk futbolunun içinden gelen yönetenler böyle olsun demedik mi? Dedik hep beraber de. Dedik.
İcraat var mı? Demek ki önce onların gelmesi için, futbolun içinde gelenlerin sağlıklı çalışabilmesi için bir ön temizlik şart. Ön temizliği yapsak bu sefer orayı da biz... Yok yok, ön temizlik oldu mu düzelir. Ben o yüzden umutluyum. 200 sene sonra düzelir. Hakem camiasında yıllardır yapamıyoruz ön temizliği. Nasıl olacak? O da dahil onun içinde. Hakem camiası basketbol camiasından bahsediyor. O da futbolun içinde. Bu hakemler konusu da galiba yarın kulüpler birinde konuşulacak. Ha o da evet. MHK başkanının... Konuşulacak. Yine... Lale Orta konuşulur. Yine konuşulacak. Yine derbinin hakemi tek adam üzerinde gidecek yine. Bu sene Halil Umut Beler olmaz derbinin hakemi. Olmaz mı? Bence olmaz. Niye? Serdar, Halil Umut Beler var. Söyleyeyim. Atilla Karaoğlan var. Ben not aldım. Söyle bakayım. Bir tahmin yürütüyorum. Tamam, söyle bakayım. Notlarıma hemen bakayım. Tahminin o bakar. Ben Halil Umut Beler diyorum. Sanki Halil Umut Beler daha yakın gibi Serdar. Daha yakın değil. Yok. Başka derbi. 5 tane derbi yönetti galiba. Dur. Ben geçen derbi not almıştım. Atilla Karaoğlan. Olur mu Atilla Karaoğlan? Atilla Karaoğlan olmaz çünkü... Abdülkadir Bitigen olursa şaşırmam. Olmaz. Tamam. Olmaz. Niye şaşırmam diyorsun? Ben puanı duydum, çok yüksek. Ben duydum. Puanı çok yüksek ama yarın çıkacak o kararlardan sonraki o maçın tansiyonu çok yukarı çıkacak. Federasyon... Var ne olacak mesela? Bu konuda risk alabilir mi bilmiyorum. Çünkü en formda bütün derbileri yönetmiş bir adam. Ben de duydum Abdülkadir Bitigen'i ama ben yine Halil Umut'la alıyorum. Sen Halil Umut'la. Peki. Çünkü Atilla Karaoğlan'ın o... Gaziantep maçı olmamış olsaydı son haftalardaki puan Atilla'nın da yüksek. Bayağı bir dinlendi. Tabii. Bak, İyi gidiyordu. O maç olmasa, Gaziantep maçı. Eğer Gaziantep maçı olmasaydı, Enkidu'nun kit şöyle galiba o kafa attığı ses var kayıtlarının çıktığı maç olmasaydı, bugün tartışması Atilla Karaoğlan derdi. Muhtemelen bugün normalde salı maç var, yarın veyahut perşembe açıklanır herhalde. Perşembe akşam açıklarlar. Milli maç istavra en geç perşembe. Gerçi derbi olduğundan biraz geç açıklıyorlar. Acaba sürpriz mi olacak diyorsun. Yine aynı beklediğimiz şeyler çıkıyor. Mesela VAR hakemi de çok önemli. Hem derbinin hem Galatasaray adına demir. VAR hakemini maç günü bekleyeceğiz. VAR hakemi de en az artık. O da çok önemli. Ki maçta birçok şey VAR'a bırakılabilir. Mesela hakem görür. Çok şey değil, bayağı bırakacak. Emin değilim. Ben her şeyi VAR'a bırakır. Ki şey yapmak istemez. Halil Umut Meler şu anda orada karizma çizdirmek istemeyecek. Sen Halil Umut Meler mi diyorsun? Ben Halil Umut Meler diyorum. Eğer Atilla Karaoğlu bu olay olmasaydı, yani yakın vadede o ses kayıtlarının çıktığı Kitcho Enkidu pozisyonu olmasaydı, tartışmasız tekrar söyleyeyim Atilla Karaoğlu derdim. Şu anda Ali Mutmeler itiraz etmeyecek. İki taraf da itiraz etmeyecek. Derbiyi Fenerbahçe kaybederse teknik direktörü ve bazı oyuncular sıkıntı yaşar mı? Benim de çok yani ısrarla tekrar söylüyorum. Beğendiğim hocalığını beğendiğim. Evet derbi kazanamadı belki ama ilk derbisini kazanmak isteyecektir. Eğer derbiyi kaybederse dün gündem oldu Brezilya basınına gidiyor mu gitmiyor mu diye biraz erken bir gidiş olur. Bu da benim tezim. Eğer Beşiktaş maçını kaybederse sezonu bitirmeden gitmez. Beşiktaş maçını kaybederse Jesus'un öyle bir yapısı var. Kulüp gönderirse o başka. Orasını söyleyecektim tam yani. Kupa da var zaten. Serdar, eğer bu maçı kaybederse, biraz olan bir heyecanı var şu anda. Tekrar potonun içine girmiş şampiyonluk heyecanı. Ama Brezilya milli takımında Ancelotti de... Ya Brezilya milli takımında sadece ismi geçiyor. Gider mi gitmez mi bunu bilemeyiz. Hiçbir zaman şunu söylemedi. Ya ben Brezilya milli takımında gidebilirim. Kendi ağzından bir şey yok. Ya, teklif yok çünkü daha. İddia var. Ama havalimanında o soruda boş yere sorulmadı. Bak bir sözleşmesiyle ilgili bir konuşma yapmış Jesus. Programın son bölümünde o VTR'yi de girelim. Sözleşme Mayıs'ta bitiyor demiş. Tamam, sonrasında ne olacağını göreceğiz. Hep hazır mı aslında? Hep bunu söyledi. Hiç farklı bir şey söylemedi. Burada kimse kızmasın yani Jesus'a. Efendim Brezilya milli takımdan teklif gelirse gidebilirim. Mayıs. Hep şunu söyledi ya. Mayıs ayına kadar buradayım. Benim kontratım Mayıs ayına kadar burada. Sayın Ali Koç aksini söyledi mi Serdar? Ali Koç dedi ki biz hocaya bir teklif yaptık ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Mayıs ayına kadar... Bak, sözleşmesi var. Demiş ki dünyada Brezilya milli takımını çalıştırmak istemeyen var mı? Bir Barcelona, bir de ne dedi? Real Madrid mi dedi mesela? Bu iki takımı çalıştırıyor. Sezon ortasında karar vermiyorum. Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz demiş. Yani, hep havada. Ama işte yani şampiyon olursam kalabilirim. Sevgili Aykut, ben sana söyleyeyim. Bu soru boş yere sorulmadı. Tesadüfen Jesus'u orada gördüm. Bir soru sorayım sorusu değil. PR demek istemiyorum. Akşam iş Güvenç Özem öyle dedi. Ne ya peki? Bırak dedi ya dedi. Bunu menajerler dedi yaptı. Şey dedi. Güvenç Özem öyle dedi akşam ya. Yani soru durup dururken sorulmadı. Bir şey var ki soruluyor.
Bir de bir yıllık sözleşme yaparsa bir teknik adam bu sorun mu tabii. Ya Brezilya milli takımına da gitse belki ayrıca bir artı bir yapacak. Ayrıca Brezilya'da milli takım dışında ne var? Hangi kulüpte adı geçiyordu? Portekiz milli takımıyla bir ara geçmişti. Hayır, Brezilya'da. Bir kulüpte de adı geçiyordu işte. Eski kulübü herhalde. Fluminense değil miydi ya? Oo. Fluminense? Yok, Flamengo. Flamengo muydu? Evet. Flamengo. O da eski kulübü. Dolayısıyla Brezilya... Ya Portekiz basını eşittir Brezilya basını. Onu da eklemiyorum. Birebir her şeyleri aynı. Çok ortak yönleri var. Kazanırsa da derbiyi kazanırsa da hoca çok güçlü olur. Ve gerçekten o pota Galatasaray ve Fenerbahçe için nefes hafta, nefese giden bir... Bu hafta çok önemli bir hafta. Maraton olur. Bak tekrar söyleyelim. Yarın karar alınacak. Hakem açıklanacak. Galatasaray Adana Demirspor maçı derbinin sonucunu tayin edecek. Valencia oynayacak mı? Yarın çıkacak karar arifesinde Adana Demirspor maçında eğer oradan yarın çünkü ne çıkarsa çıksın bir tarafı mutlu edecek bir tarafı mutsuz edecek. Galatasaray'ı bir anda mutsuz edecek o karar. Çünkü bütün planlar hesaplar şu anda yapılan hesapların dışına çıkmış olacak. Galatasaray yapmadım sezon sonuna kadar şu kadar puan kaybım olur bu kadar olur. Antep maçını oynamadan 3 puan kazandı girdi. Şimdi bunlar çıktığı zaman tekrar yeniden bir başa dönecek. O, yani İsteriz şöyle öyle açıkladığın iyi oldu. Bir tarafın, çünkü deprem sonrası yapılan hesap gibi algılanır. Hani, öyle algılanmaması için. İkinci yarı için. O yani. Depremle ilgili değil. Sonuçta yarın herkes o planı yapar. Çıkacak karar birilerini mutlu edecek, birilerini rahatsız edecek. Aynısı devam etmeyecek bir defa yani. Görüntü o. Serdar'ın söylediği gibi tamamen geçmişte oynananlar değil. İkinci yarı belki çıkmış olacak. Dünkü gördüğüm fotoğrafta Ali Bey'in böyle bir isteği var. Sayın Ahmet yani Bey. Yani şu var bak. Burada kulüpler öncelikli değil. Bu kulüpler birliği şunun farkında. Önceliklik. Şimdi ne diyor MLS Ligi? Alın Messi, bir kısmını da biz öderiz diyor. Diğer kulüpler neden? Marka değeri şu bu. Eğer kulüpler birliği bu pencereden bakabilirse bu işin içinden çıkar kulüpler birliği. Bu işin içinden çıkar bak Savaş. Çok net söylüyorum. Serdar tartışıyor. Ama eğer kulüpler birliği de herkes kendi penceresinden bakarsa kimse kim nereden bakarsa baksın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı burada çok peki. Ağır yer alır. O başka. Efendim spor gündemini şey kapatıyoruz. Milli takımımıza Hırvatistan karşısında yürekten başarılar. Hoşçakalın.